Şimdi öncelikle herhangi bir programlama dilinin altyapısını öğrenirken ki genellikle modern programlama dillerinde bir standart library vardır. Bu Go da olabilir, Python da olur. Mesela C Sharp olur, fark etmiyor. C Sharp'ta .NET Framework var mesela. Bu onun standart library'si gibi düşünün. Tabii ki library daha küçük. Framework bir mimari olarak gelir. Arada farklı süreç ve katmanları vardır. Framework ile library'nin farkı da budur aslında. Library dediğimiz şey kod kütüphanesidir özetle. Framework bir çatıdır. Framework bir kod kütüphanesi değildir. Library ile framework çok karıştırılır mesela. İkisi de çünkü çok benzer şeyleri yapar. Ama library dediğimiz kod kütüphanesinde herhangi bir mimari ara katman gelmez. O sadece size bazı şeyleri kolaylaştırmak için blokları getirir. Yani function'lar, class'lar vesaire. Bunu ben şöyle göstereceğim. Bunun için de yayını değiştireceğim biraz. Ekranı komple paylaşayım ben size. Şuradan. Python diyelim. Bunun için de Python.org'a gitmek lazım. Şurada dokümanlar kısmı. Docs dediğimiz alan. Bakın burada Stable Version dediğimiz 3.10 versiyonu üzerine çalışmalar yapılıyormuş şu an. In development diyor. Yani bunu kullanabilirsin diyor. İçinde neler var inceleyebilirsin diyor. Ama stable değil kısacası. Şu ana sayfada da mesela 3.9'a göre burası hazırlanmış. Yeni eklenen zımbırtılar falan burada var. Şurada dil referansı dediğimiz alan var. Mesela Python'la alakalı, dille alakalı konuları, tamam mı? Buradan sintaks tabanlı olayları buradan öğrenebilirsiniz. Python dilinin bütün kurallarını diyelim. Buraya okuyabilirsiniz. Library ile alakalı olan şeyleri de library referans kısmı var. Standard library. Bakın. Burada mesela built-in types, built-in exceptions, text processing services, binary data services, data types gibi mesela array ile alakalı efficient arrays of numeric values kısmı gibi. Mesela dosya işlemleri, biz yapacağız şimdi bunları. Yani bunu anlattıktan sonra sen bununla alakalı bir detaylı bir araştırma yapmak istiyorsan ki yapman lazım. İngilizcen de yeterliyse ki yoksa bile mesela Chrome eklentisi var. Şöyle göstereyim. Bakın dosya ve dizin karşılaştırmaları. Bunu kullanabilirsin. Data compression and archiving kısmı var. Zlib, gzip vesaire. Bak sıkıştırma ile alakalı işlemler. File formatting, CSV dosyası, config parser bunları kullanacağız. CSV, config parser filan. Gzip mesela dosyalama sıkıştırma işlemleri filan. Mesela pickle. Şimdi pickle tamam doğal olarak sizin bilmemeniz çok normal. Ama bu Python tarafından ziyade tamam Python'da kullanılıyor object serialization işleminde. Ama diğer yandan biz bunu machine learning tarafında da çok kullanıyoruz. Yani örneklerde kullanıyoruz vesaire. Bundan çok daha profesyonel o yapılması gereken işi yapan araçlar da var. Mesela şeyde machine learning konseptinde diyelim. Ama Pickle'la da bol bol uğraşmanız gerekebiliyor. Python Object Serialization mesela. Bunu merak edip inceleyebilirsin. SQLite 3. Bak bunu inceleyebilirsin çünkü veri tabanı normalde veri tabanı yönetim sistemi olarak geçer. Ama SQLite farklıdır. Size Medium hesabımdan paylaştığım ücretsiz SQLite kursu vardı. Onu vermiştim. Oradan inceleyebilirsiniz. SQLite veri tabanı yönetim sistemi değildir. Veri tabancığıdır aslında. Türkçe karşılığı veri tabancığı. Küçücük bir dosya. Ve bu dosya içerisinde veri yazarak normal bir veri tabanı dosyası olarak kullanabiliyorsun. Çok güzel bir şey. 20 yıldır falan çalışılıyor üzerinde. Yani geliştiriliyor.
Ama basit bir dosyadır. Ve mobil cihazlardan tut, embedded sistemlerde, yani düşük kaynağı olan bütün sistemlerde falan kullanılabiliyor. Sizin aldığınız Android cihazlarda da SQLite gömülü olarak geliyor. iOS'un içerisinde de, Macintosh'ta da mesela. Daha tonla şey var. Bunlar da bu geliyor. Python diyor ki veri tabanı ihtiyacım varsa diyor, yani çok kompleks, gelişmiş bir şey değilse diyor, ben dahili olarak SQLite getiriyorum diyor. Mesela bunu kullanabilirsin. Standard library'den bahsediyoruz bu arada şu an. Bakın, the Python standard library. Python'ı kurduğunuzda bunların hepsi geliyor size. SQLite de geliyor. Data compression, file format, cryptography services. Mesela bunları kullanacağız. Ben severim şifrelemeyle oynamayı. Generic Operating System Services, OS, I/O paketi, Time paketi, Arc Parse, bunları kullanacağız. Logging, başka gibi birkaç tane daha kullanacağız. Concurrent Execution, bak mesela paralel programlama ve multi-threading, yani concurrency başlığı altında incelenebilir bunlar. Concurrency ile alakalı çalışmalar yapacaksanız şunları kullanacaksınız. Default'tan bahsediyorum, default. Ayrıca çok gelişmiş araçlar var, open source. Bunları şeyde anlatacaktım mesela, o eventte, ama vaktim yoktu. Bir saate sığdırmaya çalıştılar beni. Multi processing var mesela. Burada default olarak geliyor. Bir concurrency uygulayabilirsiniz. Şimdi bunlar nedir? Bak, bunları zamanı geldiğinde konuşabiliriz. Sen çok iyi mesela Java programlıyor olabilirsin, C# programlıyor olabilirsin. Ama multi-threading üzerine ciddi uygulama proje tecrüben yoksa bilmiyorsundur. Burada da anlatsan bilmiyorsundur. C# da anlatsan bilmiyorsundur gibi. O yüzden bunları yapamayız şu an. Networking mesela. Networking and Interprocess Communication kısmında socket işlemleri, SSL wrapper, for socket objects, işte async I/O. Bu da gene mesela şunlar. Aslında networking tarafında, yani ağ programlama tarafında mesela async I/O asenkronus işlemler yapmanızı sağlar. Asenkron, multithreading, concurrency'dir bu gibi. Internet data handling, e-mail'i kullanacağız. Bunların hepsi ayrı ayrı paket şunlar. E-mail'i, JSON'ı, maille alakalı işlemler yapacağız. Base 64, bunları yapacağız. UU mesela, encode and decode vesaire. Structured Microprocessing Tool kısmında da HTML, bunları kullanacağız. Hatta bugün mesela XML'i falan kullanacağız. Çünkü bugün bitirmek istiyorum. Bitirmeden gitmeyeceğiz file kısmını. Eğer herhangi bir sıkıntı olmazsa XML de yapacağız. Internet Protocols and Supports. Mesela URL lib, bunu kullanacağız. FTP lib. Eğer FTP protokolüyle alakalı bir işlem yapacaksan bunu kullanacaksın. Bununla ilgili de birkaç örnek vardı sanırım. Yapabiliriz. HTTP kullanmadan olmaz. Kullanacağız gibi. Networking tarafında şunlarla alakalı örnekler var. Ben de yapacağız. Boş zamanlarımda yazıyorum. Sonra multimedia services, internationalization. Bu dil ayarlarıyla alakalı mesela. Localization, globalization, internationalization falan. Graphic user interface with Tiki, Tinker kısmı. Bu desktop application falan geliştirmeni sağlıyor. Development tools. Özet geçiyorum ki ne aradığınızı bilin. Geç bunu. Test işlemleri falan. Debugging and profiling. Bu çok çok kritik. Aslında test de kritik ama şuradaki örnekler çok sevdiğim şeyler değil. O yüzden geç dedim. Debugging and profiling. Bir uygulamanın performans ve hata ayıklamasını yapacaksınız. Performans analizi ve hata ayıklama. Bunları yapacaksanız debugging ve profiling'e ihtiyacınız var. Profiling ile derinlemesine, o aracın size ne verdiği ile alakalı tabii ki derinliği. Derinlemesine bir performans analizi için gerekli bilgiler alabilirsiniz. Yani bu advanced level bir şey, konu tabii ki. Debugging dedi mesela, bir hata oluştu. Bunu debug etmek işlemleri. Debugging. Bunların ikisi de çok ileri konu aslında. Ama günümüzde hani standart programlama tarafında çok basit seviyesinde kullanılıyor diyebilirim. Halbuki çok daha derin konular. Software packaging and distribution. Geç.
VN mesela. Biz bunu kullandık. Yok, kullanacağız. Farklı eğitimlerde kullanmıştık. Python Runtime Services, SYS kullanacağız gibi. Başka tanıdık. Python Language Services Parser kullanacağız. Birkaç tane daha. Formatter. Ondan sonra bunlar farklı. Geç. Şimdi ne var elimizde başka? Gibi. Bak buraya gelip incelemen lazım. Bunları yapmak için. Bunları okumadan olmaz. Başka neyim var burada? Mesela Python C API, Extending and Embedding. Bunlar Advanced Plus kısımlar. Yani C++ dilleriyle mesela Python'a entegre çalıştırabiliyorsun. Ya da Distributing Python Modules kısmı var. Distributed işlemler kullanırken bunları buraya gelebilirsin diyelim. Ya da Python'ı genişletme işlemleri. CPython diye geçer özet olarak. Tamam, CPython diye. Bu aslında C ile entegre olarak, C++ ile entegre olarak kullanılabiliyor Python. Bunu ne zaman kullanıyoruz? Aslında basit anlamda bizim elektronik devreleri programlarken değil mi hocam? Embedded gömülü. Şeyden dolayı, mesela biz şundan dolayı kullanıyoruz. Şimdi birçok örneği verilir. Senin dediğin de bir örnek. Machine Learning'de mesela, bunu webinere katılan arkadaşlar orada anlattım mı? Anlattım sanırım. Evet. Python'la mesela Machine Learning kullanıyoruz ya, geliştiriyoruz falan. Orada kullandığınız ya da kullanacağınız TensorFlow, PyTorch vesaire bunlar Python'la geliştiriliyor. Ama Python'la aslında geliştirilmiyorlar. Bunlar yüksek performans ihtiyacından dolayı genellikle, ki zaten bu saydıklarımın ikisi C++ ile geliştirilir. Ama application development tarafında, yani herkes böyle Python'ı çok işte tuttuğu için, kullandığı için diyelim, onunla aslında wrapper olarak kullanılıyor Python. Aynı Android gibi. Android'in çekirdek mimarisi Linux üzerine kurulu ve C++ da geliştiriliyor. Ara katmanları vesaire, NDK katmanı falan. Ama bunun üzerinde C++'da çok fazla mobil uygulama geliştirici olmayacağı için, yani popülaritesini, yani geliştirici popülasyonunu daha yüksek tutmak için, daha geneli açmış olmak için Android'de mesela C++ üzerine, katmanı üzerine Java'yı koyuyorlar. Tamam, Java ile uygulama geliştiriyorsun. Ama istersen sen Java'yı aradan çıkartırsın, ki Java hantal bir yapı, ya sahip. Java yavaşlatıyor aslında hem uygulamaları hem de Android'in kendisini yavaşlatıyor. Şimdi Java'yı aradan çıkardığın zaman bu sefer doğrudan C++ konuşturabiliyorsun Android'de ve performans çok ciddi oranda artıyor uygulama geliştirirken. Aynı şekilde bu machine learning, deep learning'de de böyle. Sen modeli Python'la geliştirirsin, bunda sorun yok. Ama çekirdek C++ yüksek performans olduğu için, sen dil olarak C++'ı seçersen mesela çok daha yüksek performans elde edebilirsin. TensorFlow, PyTorch üzerinde filan. Aynı şekilde herhangi bir uygulamada da bu böyle. Python belli oranda güçlü. Yani piyasada bir güçlü olduğu yanları var. Ama müthiş performanslı bir dil değil. Yani bir Go'nun yanından geçemez. Bir C++'ın yanından geçemez. C Sharp vesaire hiçbirini geçemez. Ama dediğim gibi o gücünü kullanıyorsun. Gidip gerektiğinde mesela embedded sistemlerde, işte gömülü sistem programlama tarafında ihtiyacın olduğunda ya da çok yüksek performans gereken bazı işlemlerde o kısımları C++ yazarsın. Python'la bunları mesh edersin. Tamam. Birleştirirsin ve Python'la tetiklersin bunu. C++'ı Python içerisinde gömmüş olursun. Dil C++ olur ama sen genel olarak uygulamanı Python'la geliştirirsin mesela. Gibi. Böyle bir durumda performans artırmak için kullanıyoruz.
çok emin olmadan söyleyeceğim ama bu memory kontrolünün manuel olması ve performans ayarlamaları nedeniyle mi SIDA? Tam böyle değil. Çok farklı konu. Onlar etkenlerden birkaçı diyelim. Yani o bahsettiğin şeylerin iyi ve kötü yanları var. Hafızayı programcının yönetiyor olması her zaman iyi değil. İyi bir programcıysa iyidir. Programcı değilse çok da iyi bir şey değil açıkçası. Ve dünyada da yani her programcı da iyi değil. Çoğunluk kötü açıkçası. Hafıza yönetimi çok da düzgün becerilebilen bir şey değil. Evet. İçiyorum. Gibi şeyler var. Bunları inceleyebilirsiniz. Şimdi kodumuza geçelim. Şurada File Operations kısmında hemen Basic'ten başlıyoruz. Bakın neler inceleyeceğiz. Basic'te şunlar var. Sonra bir uygulamamız var. Not uygulaması kısmı. Sonra zip var. CSV var. XML var. Config var. Şurası. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsini bugün anlatacağım. Yoracak beni azıcık. Evet. Bakın. Basic File Operations in Python. Bu arada bunları verdim de bir hafta boyunca full çalışmanız gerekiyor. Dosya işlemleri, yani gidip bir dosya açmaktan bahsetmiyoruz sadece. İşletim sistemi üzerinde herhangi bir işlem yaparken sizin işletim sistemiyle konuşmanızı sağlayan bir aracı diyelim, dosya işlemleri. Çünkü normalde siz programlama altyapısını geliştirirken işletim sisteminin yönettiği bir kaynak üzerinde çalışıyorsunuzdur. Yani işletim sistemi burada patrondur. Siz sadece çalışansınız gibi düşünün programcı olarak. O yüzden mesela dosya işlemi, bir dosya oluşturma, onun özellikleri, ona bir şey yazma, okuma, silme falan. Bunlar işletim sistemi kullanıcısının size verdiği yetkilerdir sadece. O yetkilerle alakalı sizin kontrolünüzde olmayan onlarca farklı şey olabilir, senaryo olabilir. Bu nedenle basit bir işlem değil profesyonel olarak bunları gerçekleştirmek. Epey bir üzerinde durmanız lazım ve birçok uygulamada da bunları kullanacaksınız hayatınız boyunca. İster web uygulaması yazın, bir tane dosya yükleme uygulaması yapacaksın. Tamam. Herhangi bir web sitesi altyapısını geliştirirken file upload yapacaksın. Orada yüklenirken sunucuya byte'ları götürüp onları diski yazacaksın mesela gibi. Oradaki süreçleri biliyor olman lazım. Ya da machine learning kullanacaksın bunları. Dosya açma, okuma, silme, kapatma, tonla şey. En basit anlamda bir dosya işlemi şöyle yapılıyor. Open diye bir tane function var. Built-in function Python'da. Test file nokta txt'de. Şöyle bir tane isim veriyorum. Tamam. Diyorum ki bunu aç. Open bunu yapıyor. Open a file for writing data kısmı. Şuralara geçiyorum. Tamam, şimdilik. Burada open'ı kullanacağız. Bunun yapacağı şey textfile.txt diye bir dosya varmış. Bunu açacak. Adını veriyorsun buraya. Bunu aç diyorsun. İkinci parametre olarak da şurada w diye bir şey var. Bu da bizim o dosya üzerinde yapmak istediğimiz işlemleri aslında belirten bir şey. Yani tam olarak ne yapmak istiyorsun diyor. Soruyor sana. O amaçla açacağım diyor ben bunu. Mesela yazma diyorsan o zaman bana W olarak bu parametreyi gönder diyor. W veriyorsun. O zaman gidiyor işletim sistemine bu sefer W olarak bunu sorguluyor. Diyor ki yani bu tamam ben bunu açmaya çalışıyorum ama yazma işlemi yapacağım diyor. Buna göre bir kontrolün varsa vesaire kontrolünü yap. Yetkim varsa çünkü ben bu yazma işlemini yapacağım demiş oluyorsun aslında. Means read. Yani ben sadece okuma işlemi yapacağım. Yazma işlemi yok. Okuma yetkisi var mı? Mesela. O zaman buna ihtiyacın olacak.
means append, yani sonunu ekleme. W yerine A yazarsanız append'dir. O dosyayı açar, dosyanın üzerine yazar ama ekleyerek yazar. Append'da silme yapmaz yani. Üzerine sıfırdan yazmaz. Onun sonunu ekler. R plus. Read and write demek. Bakın. R artı. Şöyle R artı yazarsam. Read ve write demektir. Hem okuma yapabilirsin hem de yazma. Gibi. Sonra şurada open dediğinde bu sana bir nesne dönecek. O nesneyi FP adında bir nesneye atıyorsun. Bunun üzerinden devam ediyorsun. Artık senin şuradaki açtığın dosya, şu dosya FP ile erişilebilir bir pointer'a sahip. Nokta write diyerek this is some text data gibi bir metinsel bilgi yazıyorsun. Sonra bir de ters slash n ile alta iniyorsun. Ve bunları yazıyorsun. Dosya işlemlerinde bakın temel bir kural vardır. Sadece dosyada değil ama şimdi konusu geldiği için söylüyorum. Sizin kontrolünüzde olmayan bütün kaynakları açmak ve açtıktan sonra da işlemi yaptıktan sonra kapatmak zorundasınız. Dosya işlemleri sizin yönettiğiniz bir yazılım altyapısı değil. İlk başta bahsettiğim gibi bu işletim sistemi tarafından yönetilir. Siz sadece kiracısınız burada. Ev sahibi değilsiniz. Yani haddini bilmek gerekiyor programcı olarak. İşletim sistemi sana şu kadarcık kodla arkada devasa bir kaynak yönetimi yapıyor. O mimarilere girmediğimiz için size basit gelebilir ama şunun arkasında devasa bir iş var. İşletim sistemi tarafında. O derinliklere girmeyeceğiz ama size kaynak oluşturuyor ve diyor ki şu open açtıktan sonra sen bu işlemi TXT üzerinde yapıp bitirip kapatana kadar diyor başkasına buna erişme izni vermeyeceğim diyor. O işletim sisteminde. O yüzden de sen açtıktan sonra işin bitince kapatmalısın. Herkesin başına gelmiştir bir kere. Siz herhangi bir dosyayı açarsınız, açmaya çalışırsınız mesela, açılmaz. Yani bu uygulama ya da bu saçmalık başka bir proses tarafından kullanılıyor der mesela. Bunun sebebi ya gerçekten o anda bir şey onu kullanıyordur ya da o kullanan bir şeyi geliştirmiş olan acemi programcı mesela bir tane uygulama açmışsındır. Onda bir işlem yaparken hata vermiştir, çökmüştür. Onu geliştiren acemi programcı bir tane kaynak açmıştır ama kapatmamıştır. Neden? Çünkü çökmüştür. Adam try catch kısmında, hata yönetimi kısmında ki şurada anlatacağım, exception handling. Hata yönetimi kısmında hata verdiğinde mesela final diye bir alan vardır diyelim özet olarak genel anlamda C Sharp'ta falan. Final alanında diyelim. Final alanı iş bitse de hata verse de çalışacak alandır. Gidip orada bunu close yapmamıştır. Kaynakları flush yapmamıştır. Flush da kullanılır, close da kullanılır. Filan duruma göre. Farklı dillerde farklı davranıyor. Gidip kapatmadığı için de işletim sistemi halen de onun üzerinde bir tane prosesin çalıştığını zannediyor. O yüzden başkasına da izin vermiyor. Gibi. Yani işler basit değil o kadar. O yüzden açacaksın, kapatacaksın. Veri tabanı bağlantısı da öyledir. Buradan senin yönetemeyeceğin, kontrolün sende olmadığı veri tabanı yönetim sistemi diye bir şeye bağlanıyorsun. Bütün kontrol onda aslında. O sana sadece bağlantı veriyor. Bir köprü oluşturuyor. Connection dediğimiz şey, database connection. Bu bir köprüdür. Ve o köprü üzerinden yetkili bir şekilde sunucuya gidiyorsun. Diyorsun ki sunucu bana bir sonuç ver diyorsun. Şu SQL'in karşılığında. O da sana diyor ki yetkilerini kontrol ediyor bilmem ne yapıyor şu bu filan sonucunu veriyor. Sonradan da bak open ile açıyorsun connection'ı database'e. En sonunda da işin bitince close ile kapatıyorsun. Kapatmazsan ne olur? Veri tabanının her veri tabanı yönetim sisteminin connection pool denen bir bağlantı havuzu vardır. Bağlantı havuzu sınırlıdır. Sonsuz bir kaynağı yoktur.
Ve bu default olarak da sınırlandırılmıştır. Bir veri tabanı yöneticisi de DBA bunu sınırlandırır ve hepsini kontrol eder. Der ki mesela 60 kişi aynı anda bağlantı açabilir. Neden? Benim internetim, benim donanım altyapım, RAM'im, bilmem neyim bunda sağlıklı hizmet verebiliyor. Bu kadar connection'a. Bunun üzerinde izin vermiyorum diyor. Gelirse ne olur? 61. gelirse veri tabanı yönetim sistemi, database engine onu kuyrukta bekletir. Ona işlem yaptırmaz. 60 taneden bir tanesi çöp olursa ya da kapatılırsa diyelim ya da kill edilirse o zaman onun yerine alır 60. olarak gibi. Ve acemi veri tabanı programcıları ne yapar? Veri tabanı bağlantısını açar, kapatmayı unutur ya da ne gerek var der. Çok zeki olduğu için. Ondan sonra da database admin'i ne der? Bire stajyer der, bire junior der. Sen ne yapıyorsun burada? İşte 5 tane bağlantı açmışsın, bunları kapatmamışsın der. Tamam, şu kadar zamandır açık der. Bunları kill ediyorum, kapatıyorum, kodunu da değiştir der. Çünkü bir veri tabanı yöneticisi bunları görür gibi. Nereden nereye geldik? Şimdi open text file. Burada da read işlemi var. R yazıyorum. Sadece okuma. Means read. As fp. Yani bir alias kullanıyorum. Fp ismiyle olacak. Şundakinden fark yok. Öncelikle farkını söyleyeyim. Bakın şurada basit bir kullanım yaptık. Bunun aynısını with ile de yapabilirsiniz. With'in farkı C Sharp kullanan var mı bilmiyorum aranızda. C Sharp'ta using blokları vardır. Mesela şöyle DB connection. Mesela connection open SQL işlemi yaptım. Burası. Bu C#'ta da böyle bir kullanım var. Using. Using ile with aynı şey. Mantık olarak siz normalde şu şekilde kullandığınızda open ile açtığınızda close ile kapatmak zorundasınız. Ama burada ise with'de ise diyor ki Hacı diyor, sen open yaptın ya diyor, tamam diyor, o connection'ı açmıştır. Yani ya da işte bu dosyayı açtı, open yaptı zaten. Onun kapatma işini bana bırak diyor. Ben unutmam diyor onu. Şu işlem, şurası bittiğinde, buradaki iş bittiğinde ben onu close edeceğim diyor. Tamam, şunu otomatik olarak koyuyor kendisi, dil seviyesinde. C#'da da şu aynı şeyi yapar. Using scope içerisinde yazarsanız mesela DB connection John, new DB connection, connection open. Tamam. Şurada işlemi yaparsın. Şunun dışına çıktın mı artık John'a erişemezsin. O zaten komple close edilmiştir. Tamam mı? Hiç, arka planda şöyle close edilmiştir ve nesne yok edilmiştir artık. Bu tür saçmalıklardan korumak için yapılır bunlar. Tavsiyem genel olarak şunu tercih etmeniz. Başkası da open text file nokta txt a plus append plus as fp add data to an existing file. Yani mevcut olan bir şeye ekleme yap. Ne demek oluyor bu? Append. Değil mi? Write. This is data added to the file diyor. Ondan sonra bir imle çalıyor. Geçiyorum. Sonra data eşittir fp.read. O bulunduğun satırı oku, buna aktar. Bulunduğun satırda ne var? Sıfırıncı imleçte. Yani indeks gibi düşünebilirsiniz. Satır satır ya. Oradan da this is data edit. Şunu alacak. Data'yı atacak. Ekrana basacak. Gibi. Temporary, geçici dosyalar.
Working with temporary files. OS temp file. Get information about the temp data environment. Temp file ve OS'u kullanmanız gerekiyor. Geçici dosyalar nedir? Aslında bilgisayarın işletim sisteminin geçici dosyaları sakladığı bir alan var. Orada siz TMP uzantılı dosyalar oluşturabiliyorsunuz. Bu internete girdiğinizde herhangi bir yerden download edilen şeyler de olabilir. Mesela video izliyorsun diyelim. O video bir yere indiriliyor. Ya da dosyalar. Web sitesini ziyaret ediyorsun. Oradan bazı dosyalar, CSS, JavaScript vesaire. Bunlar bir şekilde indiriliyor bilgisayarına. Bu tür şeyler gibi düşünebilir. Temporary directory mesela. Geçici dizin, klasör. Bunlar da oluşturabiliyor. Şimdi bununla ihtiyacınız varsa diyelim temp file package'ını kullanabilirsiniz, modülünü. Tempfile.getTempDir. Accessor for tempfile.getTempDir. Bununla ilgili geçici dosya hakkında bilgi alabilirsiniz. Dosyalar hakkında bilgi alabilirsiniz diyelim. Prefix hakkında bilgi alabilirsiniz. Create a temporary file using mkstemp. Bir tane geçici dosya oluşturma. TMP uzantılı temp. Genellikle böyle isimlendiriliyor diyelim uzantısı. Test temp adında işte bla bla. Ondan sonra bunu aç diyor. İçerisinde bir yetkilendirme ayarlaması yapıyor. İçerisinde bir şey yazıyorsun. Ondan sonra da gene aynı standart olarak işte bunu okuma testi yapıyor burada. Sonra close ediyor. Dikkat edin. Bu yöntemde close etmesi gerekiyor. Mesela şurada gerek yoktu. With ile başlıyor. Sonra da OS yani operating system, işletim sistemi package'ini, modülünü kullanarak remove ediyor bunu. Yani geçici olarak oluşturdum. TMP adında içinde işlemler yaptım. Yaz, oku, bir şeyler yap. Sonra da işim bitince sildim gibi. Temp file, temporary file. Ve this is some text data. Bunlar da aynı şeyler. Burada da temporary file klası ile yapmayı anlatıyor aslında. Burada mkstemp ile yapıyordu. Farklı birkaç tekniği var burada. Burada biraz da basit yöntemiyle anlatıyor. Ve bunun bir de directory versiyonu var. Yani geçici bir dizin oluşturma olayı. Bunu bahsetmiştim gene. Şu yöntemi mesela Django'da da kullanacağız. Bu Django ile alakalı bir şey değil tabii. OS modülü içinde pet join. Aslında bir tane temporary yani geçici bir dizin oluşturuyor. Bunun adını veriyor. As alias. Yani takma isimdir. SQL'deki gibi. As TDP deniyor. Tamam. TDP'yi bunu atamış. Bu isimle ulaşacağım diyor yani. Tamam. Ondan sonra bunu veriyor geçici dosya olarak. Geçici directory olarak. Sonra da bir isim veriyor. Böyle bir dosya oluştur diyor orada. Ondan sonra da bunu açıyor. Ve içerisinde bir şeyi yazıyor. Ha, bu arada şu size ilgili klasörün yolunu verecek. Join. Sonrasında bunu işte bunu ekleyerek bir pet bilgisi alıyorsun. Full pet bilgisi gibi düşün. Vesaire basit şeyler. Test edersiniz. İki. Üç. Text streams. Write to file. Buna gerek yok. Şuradan örnekten gidelim biz. Şu an donma var mı hala? Arada yapıyor hocam. Çok fazla değil. Tamam. Şükrü nerede ya? Korona mı oldu bu çocuk?
Bilmediğim bir konu olduğu için tahmin etmekte de zorlanıyorum. Biz orayı anlayamadım. Evet, paylaştığın ekran gecikmeli geliyor. Tamam. Hocam ekran geç geldiği için anlattıklarınızı görüntü olarak tahmin etmeye çalışıyoruz da hani nereyi gösterdiğinizi. Ben bu konuyu şu an ilk kez öğrendiğim için hayal de edemiyorum. O yüzden biraz sıkıntı Sağ oluyor. halin hangi? Efendim hocam? Sağ halin hangi? Şu an halen gecikmeli mi geliyor? Mesela. Evet hocam. Yani en azından o VS Code'da gösterirken anlattığınız şey böyle bir 10 saniye sonra falan geliyor. Belki siz onu çoktan geçmiş oluyorsunuz. Biraz kayma gibi oluyor sesle görüntü arası. Bunu yaşayan kaç kişi var? Genel bir şey mi? Bazen yapıyor hocam dediğim gibi. Arada ekran dolma yapıyor. Hocam bir de görüntünün geç geldiğini şeyden de anlayabiliyorum. Mesela diyelim Teams'e geçtiğinizde iki tane sizin görüntünüz oluyor. Ekrandaki daha sonra geliyor. Asıl gördüğümde, kendi Teams'te gördüğümden. Bayağı bir artı bir geldi. Hocam ben de gecikmeyi saydım. Yaklaşık bir 10 saniye var. Vay canına. Tamam, kamerayı kapattım. Şu an mobilden bağlanıyorum bu arada. Wi-Fi'den bağlanırsam yandık zaten. Mobilden bağlanıyorum. Bakalım, benim görüntü kapattığım için yani pikselim fazla arkadaşlar. Hocam İstanbul'da ikamet ediyordunuz değil mi? Evet. Yani Semt şey olmazsa. Telekom mu geliyorsun? Biliyorum Telekom olduğunu da semt olarak Telekom'dan ekip gönderelim hocam. Tamam. Zoom'da ders yapıyoruz. Sorun pek olmuyor. Tamam, bir de Zoom'a Hocam bir de gidelim o zaman. telefonda bir uygulama falan bir internetinizi kullanıyorsa o yüzden de olabilir arka planda. Hayır. Ya bir bitmediniz Fatih. Yok Zoom'a geçelim. Yok Discord'a gidelim lütfen. Ölümü gör Discord'da gel filan. Hocam Zoom ekran paylaşımı için çok verimli. Biliyorum, kullanıyorum ben onu. Yani kurumsal eğitimlerde Zoom'u kullanıyoruz. Discord berbat ya. Discord'da benim yüzümü harita gibi görürsünüz. Meet de çok iyi hocam. Google Meet birkaç kere kullandım ama küçük toplantılarda. Yani eğitim olarak kullanmadım. Biz bir o 40 kişi kullanıyoruz eğitimlerde bazen. Çok verimli oluyor. Ekran kaydı da rahat. Soru cevap olayı da biraz daha kolay oluyor. Hiç sorun yaşamadık hani bir aydır. Burada internetle alakalı bir şey var arkadaşlar. Yani bu platform o kadar kötü değil. Yani görüntüyü Discord kadar kötü değil mesela. Discord'a bilgisayarı komple veriyorsun. O artık sana ne verirse. Discord çok kasıyor mesela. Şu an bilmiyorum daha iyi gibidir diye tahmin ediyorum. Hocam cümlenizi tamamlayamadan. O derece. Aynen. Suslanlar gibi ağzını hapşırdı yani. Şimdi videoyu kapattım biraz daha iyi olur ya. Şeye gelelim. Bu uygulamaya gelelim. Şimdi not hesapla. Bu arada bu bölümleri anlatacağım. Yani geç saat de olsa bitirip öyle gideceğiz. Tamam mı? Yani internet vesaire sorun olmadığı sürece. Gerçi çok zor ya. Yani. XML falan var ya. Şu an yani. XML de bayağı zorlar. Neyse. Şunu anlatayım. Şimdi basit bir metinsel not hesaplama uygulaması yapacaksınız. Ve bunu da dosyaya yazmak istiyorsunuz. Şöyle bir örnek var.
Not hesapla diye bir tane function. Bakın şu ana kadar function'ları görmediniz ama farklı dillerden biliyorsunuz en azından. Not hesapla diye bir function var. Satırı koyduk buraya. Ondan sonra bir tane daha function var. Ortalamaları oku. Bir tane daha not gir. Bir tane daha notları kaydet. Vesaire. Şurası function değil. Bunu main function'ı gibi düşünün. Burası çalışacak. İlk çalışacak alan bu. Sonra şuradaki akışa göre şunlar işlerini yapacak. Bu kadar olay. Ana uygulamamızda yani şurada while true bir tane döngümüz varmış. Ne demek oluyor bu? Sonsuz döngü. İşlem eşittir input. Bir notları oku. Yani kullanıcı çalıştırayım. Deniz halen donuyor mu? Şu an iyi gibi hocam. Tamam. Dediğim gibi yüzümün çok fazla pikseli var ya, kapatınca rahatlıyor internet bile. Bu nurani bir şey. Not uygulaması. Bakın böyle bir şey gösterecek. Şurası bunu yapıyor. O kadar anlatacağını göster daha iyi. If işlem eşit 1. Kullanıcı 1'e basarsa yani şuradan 1 girerse enter'a bastı mı şuraya gelecek. 2'ye basarsa buraya. 3 burası. Bunların haricinde herhangi bir şey ise else break. Ne yapıyordu break? Döngüyü kırar. Devam etmez. Continue yaparsam ne olur? Yapalım. Mesela 5, 15. Bak, break'te çıktı. Continue yap. Şimdi bir şey yaptım. Bakın hatalı yazsam bile ya da işte şunların dışında bir şey yazsam bile döngü devam ediyor. Çünkü döngü kırmıyorum continue'da. Sadece şu ankini es geç. Devam et. Başa sar. Demiş oluyorum. Al. Başka bir şey. Bakın. Tekrar sorar. Ben 2 diyene kadar mesela öğrencinin adı sordum. Evet, şurası. Bir olursa ortalamaları oku. Önce, değil mi? Benim not girmem lazım. Notları kaydetmem lazım. Sonra ortalamaları hesaplayıp onları okumam lazım. Yani 2, 3, 1 şeklinde ilerlemeliyim. O zaman 2'de ne vardı? Not gir. Şurası. Kullanıcıdan öğrenci adı, soyad, not 1, 2, 3 diye 5 tane bilgi alacak. Basit. Sonra with ile bir dosya açacak. Sınav notları diye. TX'de. Append yani sonuna ekleyecek. Silmeyecek öncekileri. Encoding ne yapar? UTF-8, Türkçe karakter vesaire gibi bu yumuşak G, Ç vesaire gibi şeyler var ya, Ü. Bunları metinsel dosyalarda vesaire saklayabilmek için bozulmadan, karakter deformasyonu olmadan kullanabilmek için UTF-8 kullanmanız lazım. HTML'den biliyor olmalısınız. Bilmiyorsanız Zeki'ye hatırlatırsınız. Bunları biliyor olmalıydık diyebilirsiniz mesela. Encoding UTF-8. HTML tarafında da kullanacaksınız. As file. Bu isimde kullanmak istiyorum. File.write ad artı şununla birleşti. Soyadla artı 2.3 artı not 1 araya virgül koy. Not 2 araya virgül koy. Not 3 ters slash n new line. Bu kadar bir şey. String concatenation işlemi. Sadece bunu yazıyor bak. Çok basit bir kod.
Süper basit. Sonra not gir bu. Kaydet. Kaydette de bakın not girde sınav notlarına kullanıcı veri giriyor. Veri tabanı gibi düşünün. Notları kaydette de şurası append ya. Geliyorum. Buradan read yapıyorum. Re. Encoding gene bu. Bla bla. Liste. Bir döngü lazım bana. Neden? Kafa karışmasın. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Burada döngü yaptım. Ne dedim ben burada? Dosyayı aldım ya bir kere. File adıyla. Alias'ıyla. Sonra içinde dönüyoruz. I. İkinci indeks. Item. Liste diye bir listem vardı boş. Nokta append. Not hesapla. Not hesaplaya diye bir şey varmış. Ona i'yi gönderiyorum. I'de ne vardı? Bunun içerisindeki her bir satırdaki item vardı. Dosyayı almıştım ya ben. İçinde 5 tane satır varsa onları almış oluyorum. Ve o satırda nasıl veri yazıyordu? Şu formatta. Şöyle bakın. Adla soyadı birleştirmiştik. Ondan sonra araya bakın şu separator. Ayraçlar bunlar. Bunları her yerde görürsünüz yazılımda. Separator ayraç. Bunları biz belirliyoruz. Sonradan ben şunu diyebilirim. Mesela iki nokta üst üste gördüğünde ondan önceki veri adla soyaddır. Arada boşluk varsa bunları kes, soldaki addır, sağdaki soyaddır diyebilirim. İki nokta üst üsteden sonra, yani bu bir satır olacak ya, şu txt içinde satır olacak. İki nokta üst üsteden sonra ilk virgüle kadar olan kısım birinci not, ikinci virgüle kadar ikinci not. Ondan sonra en son üçüncü not. Mesela. Algoritmasını biliyorum çünkü ben yazdım. Değil mi? Şurada da o buradaki diyelim 10 tane böyle kayıt varsa bunları biz satır satır alıyoruz ve iyi olarak not hesaplara gönderiyoruz. Not hesapla ne yapıyor? Ha, gel buraya. Evet şunu yapıyor. Uzun uzun artist artist bir şeyler yapıyor ama yani basit şeyler. Ne yapıyor? Satır olarak buraya geldi. Hemen örnek format. Hani hayal edebilmeniz için. Ve dikkat edin alt satıra da iniyoruz. Çünkü bir şeyi yazınca alt satıra indirmezsen o zaman yanına yazar. Bu sefer de tek satırda birden fazla sınav sonucu olur. Ad soyad falan birleşmiş olur. O zaman da uygulama çalışmaz. Bakın şu kadarcık basit bir şey. Uygulamayı çalıştırmaz. Koymazsınız. Mesela şöyle. Özhan. Şuraya kadar. Not 1. Kendimi 99'dan aşağı vermem. Sonuçta bilgisayar dersi bu. Değil mi? Virgül. Şöyle. Bir kenara bırakıp 97 verdim kendime. Bir de ayıp olmasın diye 76 vereyim. Bakın şöyle her birisi bir satır. Şuraya o kodun sonuna n koymazsanız tamam mı? Bir sonraki kayıt aynı şekilde şuraya gelecek. N bunu alta indiriyor. İkinci bir satır oluyor. Yeni bir kullanıcının, öğrencinin kayıtları oluyor. Biz bir satır alıyoruz. Bunun üzerinden şuraya kadar alıyorum. Sonra bundan sonrakini böleceğim, parçalayacağım. Sonra yöneteceğim. Bakın satır. Diyorum ki sondan eksi bir elemanı al satır olarak. Satır nokta split bak. İki nokta üst üsteye kadar böldüm. Adı kaptım oradan değil mi?
liste. Öğrenci adı. Şundan bir önceki kayıt, bir önceki alan sıfırıncı indeks olarak gelir. Çünkü split ikiye bölüyordu değil mi? Şuradan sonrasını. Bunu her gördüğü yerde bölüyordu. O yüzden sıfırıncı indeks bana alt sıraya getirir. Sonra liste bir neyi getirir? Şurayı. Onu da virgülle böl diyorum. Notlar diye aldım. Bu da liste artık. Notların sıfırıncı indeksi şu. 1 bu. 2 bu. Bakın. Okuduk mu? Not 1, 2, 3. Algoritmamız neydi? Şükrü sınıfta bırakma uygulamasını hatırlayın. Not 1, 2, 3 ortalamasını aldık. Diyorum ki ortalama 90'dan büyük ya da eşitse 100 ya da 100'den az, 90'dan büyükse, 90 ile 100 arasındaysa bu şükrü olamaz diyoruz. AA. Ancak lider dersine gideceğin olur. Şöyle. Velhasıl buraları biliyorsunuz. Konuştuk. Burada bir şeyleri yaptık. Notu hesapladık. Bakın hepsine harf veriyorum. Harfi atıyorum. Sonra harfi de öğrenci adı gene 2 nokta üst üste harf artı ters slash n olarak birleştirip mesela Cihan Özsen AA olarak geriye dönüyorum gibi. Bu bunu yapıyor. Şu not hesabı. Neredeydik? Buradan girdik. Şuraya geldik. Bakın buraya her verdiğimde yani buradan bana ne dönüyor? Özhan, Özhan AA gibi bir şey dönüyor. Geldi, listeye eklendi hepsi. Şu TXT'de ne kadar kayıt varsa. Henüz yok bu dosya. Sonra çalıştırayım. Not gir. Şükrü gir. Evet, olmadı. Zeki sert. Not 24. 64. Hadi 45 de vereyim Zeki'ye. Bakın sınav notları oluştu. Bir daha gireceğim. Ayşe, Fadime. Not 87. Sonra bu. Sonra şu. Bakın Fadime de geldi. Hepsi aynı. Niv ile aşağı iniyor. Sonra notları oku ama kaydet diyeceğim. Önce. 3. Bakın kaydet deyince sonuçları oluşturdu. Zeki sınıfta kaldı. Ayşe CB almış. Sonra 1. Sonra bunları okudu. Nereden okudu? Sonuçlardan. Değil mi? Çünkü şunlar anlaşılabilir değil. Yani hesaplanması gerekiyor sonuçta. Ama sonuçlar anlaşılır. Basit. Bu kadar. Bu uygulamayı incelersiniz. Gayet basit bir şey. Soru var mı? Açıp otomatik kendi kapatıyordu. Hocam Whitney içindi. Rümeysa. O arada duyamadın herhalde. Onu uzun anlattım ben ya. Sen yok muydun?
Miemax demiş ki ses gitmiş. Ciddi mi? Ben orada anlatıyordum. Görmedim yazışmanızda. Beni duyan var mı şu an? Sesimi duyan var mı? Hocam kesim olmadı. Arkadaşta sorun olabilir. Geliyor. Ses güzel geliyor diye. Sorun yok hocam. Ses var hocam. Sıkıntı yok. Tamam. Açıp otomatik vesaire. Evet. Farklı bir yolunu. Başka? Zeki saat artı bir. Şu an iyi. Geliyor. Duyuyoruz. Geldi. Duyuyoruz. Dağdan bir duyuyoruz net. Hocam ses iyi de ekranda 7 saniye. Evet. Halen ofiste değilim arkadaşlar. Bir sürede olmayacağım. Ofiste metro internet var. Doğal olarak. Şimdi bir mola verelim. Sonra dönelim. Mola. Sesimi duymadıysanız mola yazdım. Evet. Devam edelim. Gelelim zip'e. Zip dosya. Zip'i biliyorsunuz sıkıştırılmış dosyalar. Compression işlemi. Compression ve decompression işlemleri. Burada Python'da zip file package ile modülüyle bu gayet kolay, basit bir işlem. Şöyle file 1, 2, 3, txt, 7, 3 tane dosyamız var. Herhangi bir dosya tipi olabilir bu. Önemli değil. İçinde veriler var. Ve main page içerisinde de bunları zipleyeceğiz. Nasıl yapıyoruz? Import zip file diyoruz. Ve modülü buraya, bu dosyaya, PE dosyası içerisine import ediyoruz. Ondan sonra da zip file üzerinden nokta, büyük harfle zip file diyorum. Bu function'ı çağırıyorum. Archive.zip, archive.zip diyorum. Ve yazma, W, writing işlemi yapacağım için bunu oluşturuyorum. Çünkü bu yeniden oluşturulacak. Yeni bir dosya olarak oluşturulacak diyorum. Archive.zip. Peki diyor, Z file'a ben bunun referansını atıyorum. Nesne örneğini oluşturup buraya atıyorum diyorum. Diyor bana. Ondan sonra da write diyerek ne yazacaksın diyorum buna. Şunun içerisine. Yani buradan point edilen ne? Archive.zip. Ne yazacaksın? File.txt 2.3.txt. Bunların hepsini ayrı ayrı yazıyorum. Write ile. Sadece şu function'ı çağırarak. Ondan sonra bu da onun içine yazıyor. Create a new zip archive diyoruz kısacası. Şurayı keseyim ben. Bakın dikkat edin. Close'u kesmiyorum. Hatta kesmeyeyim. Şöyle yapayım. Evet. Python in py kaydet çalıştır. Bakın archive.zip oluştu. Nereden biliyoruz bunun başarılı olduğunu? Açıyorum. Şunu. Bakın içerisinde 1, 2, 3. Aç bunu. Gördüğünüz gibi. İşlem başarılı. Close'u unutmuyoruz dediğim gibi. Şunu geri alıyorum. Oluşturma başarılı. Peki. Check validity of the file kısmında zip file nokta is zip file. Yani bu sıkıştırılmış bir dosya mı diye kontrol edebilirsiniz. Şimdi insan gözüyle şunu diyebilirsiniz.
Ya bunun zaten uzantısı zip. Yani ben bu uzantısını kontrol etsem şu bu filan gerek yok buna. Ki dosya uzantıları aslında çok basit şeylerdir. Hani çok güvenilir olarak bakmamanız gerekiyor. Ben bunun uzantısını zip değil Joe'da yapabilirdim mesela. Böyle bir durumda siz uzantıdan anlayamazdınız. Ama dosya gene çalışırdı. Yani o gene bir sıkıştırılmış dosya olurdu. Dosya uzantıları işletim sisteminde bu tür dosyaları, mesela TXT dosyası ya da PE dosyası, bunları açan uygulamaların, açacak olan uygulamaların süreçleri ve dosyaları yönetmesini kolaylaştırmak için yapılan şeyler. Çok fazla güvenmeyin bunlara. Zip file. O yüzden bu bunu kontrol eder ve bize true false bir cevap döner. Sonra read the properties of a zip archive diyoruz. Burada da ne yapıyor? Bunun özet bilgilerini alıyor. Şunu kapatıyorum. Bu önemli değil. Şurayı da kapat. Ve patla. File is not a zip file. Nereden patladık? Şu zaten var. Ben bunu da kapatayım. Bakın içerisinden name list, isim listesini aldım. Şu function'ı çağırarak z file üzerinden dedim ki şunun bana bilgilerini getir. Get information demek aslında bu. Ya da read information ne derseniz. Name list'i çağırırsanız bunun adını size, içerisindeki dosyaların isimlerini getirdi dizi olarak. File 1.txt, 2.txt, 3.txt. Info list kısmında da şurası geldi. Zip dosyasıyla alakalı temel bilgiler. İçerisinde bakın zip info adında 1, 2 ve 3. 3 dosya olduğu için bu dizi olarak bize 3 zip info nesnesi olarak geldi. Ne diyor? Zip info içinde file name var, file 1.txt, file mod var. Bu dosya işletim sistemi tarafında dosyanın izinlerini aslında gösteren bir yer ve file'in size'ı var. İşte 14 kilobayt, 1 megabayt, 3 gigabayt vesaire gibi. Bunları alabiliyorsunuz. Şuradan. Soru mu var? Birinin mikrofonu açılıyor. Çok derinden geliyor ses. Hakan Atayolu. Çok derin. Biri bir şey demek mi istiyor? Yoksa başka birine mi diyor? Anlamadım. Evet, o zaman şunu da yapabiliriz. Şimdi z file'ı öncelikle benim aktif etmem lazım. Zip file'ı. Şu yukarıdakini seçeyim. Tabii bu yazma isteği ile gönderiliyor. Şunu açayım ben. Z file'a ihtiyacım var. O yüzden hata verdi. Z file üzerinden diyorum ki Z file'ın içinde get info. Ne yap? Onun içinde file 1.txt diye bir şey var. Bunun bana bilgilerini getir. Get information. Bakın 14 ve this is file 3. Buradaki B Python'ın içinde de bazen kullanabiliyoruz. Bu binary anlamına geliyor. Binary formatında bir string veri demek. Bazen biz de şey yapabiliyoruz. Yani şöyle diyelim, böyle bir veri gönderebiliyoruz. Şu şekilde. Bunu
zfile. Şurayı kapatıyorum. Okuduk onların. Bakın file size ile aldık şu bilgiyi. Şuradan da read diyerek bunun file3.txt bilgisinin bilgisini aldık filan. Geçiyorum. Extract zip file contents diyorum. Gene zfile aktif şurada. File2'yi extract et. Yani zip'i aslında dosyaları çıkar işlemi var ya. Bunu yapmış oluyoruz burada. Extract sadece şu dosyayı ya da all. Hepsini çıkar. Ben şunları sileyim. Şunu çalıştırmadan önce tekil olarak çıkartalım bunu. Bakın bu çıktı 2. Siliyorum. Kapat. Hepsini çıkar. Hepsi çıktı. Olay bu kadar arkadaşlar. Zip file de bitti. Soru var mı? Read demek istiyor. Demir hocam bu açtığınız line 17. Bakayım. 17. Şurası evet default olarak yani sen özel olarak şunu vermezsen üzerinde istediğin işlemi yapabiliyorsun. Yani read işlemi falan yapabilirsin. Ama yazma gibi işlemler özel yetki gerektirdiği için default olarak bulunmazlar. Default'u genellikle R'dir. Yani read, readable olarak geçer. Ama yazma, append gibi işlemlerde özel olarak talimat ister. Bu da genellikle bakın şurada açıklama olarak gösterilir aslında. Bakın kendi içerisinde kontrol ediyor. Mesela def initialization işlemi. Şurada mesela default parametre kullanmış. Initialization. Bunu sınıflar tarafında falan kullanacağız. Diğer dillerde constructor işlemlerinde kullandığımız yapılardan biri gibi düşünün. Nesne örneği oluşturulurken initialization çağrılır. Bu isimle underscore underscore init underscore underscore olarak kullanılır. Default olarak. Şunları geçiyorum. Bakın mod bilgisi default parametre olarak kullanılmış. Yani sen hiçbir şey göndermezsen diyor. Ben bunu R olarak alacağım. R de read. Değil mi? Default olarak yani şöyle çağırırsan ben bunu sadece okuma yetkisi gibi alırım ama kendi içinde gönderiyor gene. Yani ha R göndermişsin ha hiçbir şey göndermemişsin aynı. Şurada R. If mod not in. Bakın şurada bir liste var. Değil mi? Parantez içinde. R, W, X, A değilse diyor. Zip file requires mod R, W, X, or A diyor. Yani kendisi şunu şurada default olarak göndermeseydi, tamam mı? Bunu göndermeseydi ki bunu kaydetmeyeceğim. Bunlar şu kısımlar değiştirilmez arkadaşlar. Bu default standart library'nin içerisinde olan kodlar. Şu an biz onun içindeyiz. O yüzden yer alacağım az önceki düzenlemeyi. Ama eğer böyle olsaydı şurada hata verecek. Çünkü bu modları kontrol ediyor. Default parametre gönderdiği için burada patlatmıyor. Yani diyor ki bana her halükarda şunları vereceksin diyor. Şu işlemleri yapabilmek için içeride. Şunu geri aldım. Yani kodları okuyabilirsiniz. Kaynak kodları. Evet. Buraya kadar. Tamam. Şunların hepsini biz de yazabiliyor olacağız bakın. Çok eğlenceli kısımlar bunlar. Geç. CSV. CSV, what is CSV? Bakın, comma separated values,
Kısaca bu. Yani virgülle ayrılmış değerler. Basit anlamda. Aralarından bir örnek bulayım. Bu bir standart. Master CSV file and how do I open it? Örnek. Bakın şurası örnek. Şurası header alanı gibi düşünün. İlk başta hangi sütunların olduğunu falan belirtirsiniz CSV file'a. Comma separate values file'ına. Name virgül, email virgül, phone number virgül, adres. Veri tabanındaki tablodaki sütunlar gibi düşünün. Ondan sonra da alt satırı da tamamen değerler yazar. Veriler. Bu kadar basittir bunun yapısı. Ve çok fazla kullanılır. Bakın şöyle bir örnek. Çok fazla kullanırız bunları. Diyor ki mesela, yani sen bunları göndermiyorsan bile diyor, virgülle koy diyor mesela. Şu başlıklar yoksa diyor, onları ben boşluk olarak alırım diyor. Ama o yapıyı koruman gerekiyor diyor. Gibi. Excel'de karşılığı da bunun gibi düşünebilirsiniz. Başka bu kadar. Ve gelelim mevzuya. Evet. Bakın şurada library içerisinde standart Python library içerisinde CSV'nin linkini verdim ben. Modül olarak duruyor. Import CSV ile bunu ekliyorsunuz. File name olarak employees.csv. Neye benziyor bu? Şu. Bakın UTF-8 olmadığında böyle görünüyor. Mesela. Ö yerine soru işareti gibi. Şöyle yap. ID, ad, soyad, kod virgüllerle ayrılı. Şunlar da veri kısmı. Bu kadar. Diyorum ki dosyanın adı bu. Open it. Ne ile? With ile. File name yani bu. İkinci parametre R yani okuyacağız. Sonra new line. Boşluk geç onu. As F. File olarak düşünün. Reader eşittir. csv.reader yani şunun içinde reader diye bir tane function var. Onu çağırıyorum. Ona da file'i veriyorum. Bunu okuyacaksın diyorum çünkü. Sonra da bir döngü for row in reader. Reader içerisinde burası bize stream olarak veriyi getiriyor. Ve onun içerisinde biz satır satır veriyi alırken row ile ekrana yazıyoruz. Hemen yapalım bunu. Şuradan. Python 01P'ye. Bakın çok basit bir şekilde CSV dosyasını okuduk. Bu kadar. 2'ye gel. Harici diskten okumaya çalışıyor. Evet. Yine employee. Employees CSV. Şurada writing process. Bunu ekstra yazma işlemi olarak düşünün. Bakıyorum. Evet. Şunu adını değiştir. Sonra ben 2'yi çalıştıracağım. Ama önce geriye git. Buraya gel. Yok. Yanlış yere geldim. 2 değildi. Gel. İyi. Çalıştır. No such
No such file or bla bla. Tamam. Could not determine delimiter. Sniff. Bir yapışında mı sorun var? Delimiter. R plus. Oku yaz. Bunu yap. Snippet. Reader. Writer. Şunları. Örneği hatırlayamadım. Geçiyorum. Yani farklı şeyler denemiş ve patlatmış olabilirim onu daha önce. Burada open işlemi yapıyorum. Evet. Okuma yap. Oku ve yaz. Reader. Dict reader. Bunların hepsini oku. Ondan sonra CSV. Dictionary writer. Dosyayı ver. Field names. Reader.field names. Bu field names dediği şey de şuradan bunları alıyor. Ondan sonra da row'lar. Yani satır kayıtları kısmında şurası var. Şunun adını değiştir. Tekrar çalıştır. Nasıl çapal? Okuyacak bir yer yok diyor. Tamam. Şunun yapısı dursun. Şöyle. Tamam, veriyi kaldırdım. Hatta burası dursun. Bakın. Öncelikle şu yapıyı oluşturuyorsunuz. Tamam, ID, first name, last name, street, zip. Tamam, sonra dosyanın adı belli. Diyelim ki bir veri kaynağında. Örneğin veri tabanından alıp CSV dosyasına aktaracaksınız. Ya da bir web servisinden alacaksınız, Excel'den alacaksınız vesaire, XML'den, fark etmiyor. Dosyayı açıyorsun, okuma yazma yetkisi ver diyorsun. Tamam, bu işlemi yapacağım. csv.dict-reader. Sonra şunları okuma işlemini yapıyorsun reader'la, satır satır. Şurayı yazmak zorunda değilsin bu arada. Sadece bir örnek gibi düşün. Ondan sonra da csv.dict-writer. Dosyayı veriyorsun, açtığın dosyayı, bunun nesne örneğini. Field names kısmında reader.fieldnames. Reader neydi? Şu. CSV'den gelen. Bu neyi alıyordu? F. Yani şuradaki dosya. Bu neydi? File name'i alıyordu. O ne? Bu. Field names dediği de şuradaki alanlar. Bunları alıyor. Sonra da Writer nesnesini aktarıyorsun bunun. Nesne örneğini oluşturup buraya atıyorsun. Writer üzerinden de write rows diyor. Rows dediği de şunlardır. Yani veri alanları. Tamam. Şu kısma header diyoruz. Genel olarak. Field names diye de isimlendirilebilir. Ama header başlık alanı daha genel. Sonra iki tane kayıt ekliyorsun buraya. İşte bunu ister herhangi bir veri kaynağından alabilirsin. Tamam. Burası bu kadar. Sonra da buna yazıyorsunuz. Stack coach buna gerek yok. 3. Mesela machine learning'de de çok fazla CSV dosyası üzerinde uğraşırsınız. Yani finansal, istatistiksel verileri vesaire alırsınız ve bu şekilde mesela stock coach kısmında veriyi alıp
Bunun üzerinde analizler yaparsınız. CSV faili genel olarak işinizi görür. Bu kodları da incelersiniz. Bakın write, row vesaire bunlar hep benim az önce anlattığım şeyler mesela. Tekrar. Hocam encode yapabiliyoruz mu? Encode 8, UTF-8 falan. Evet. Burada. Yaparsınız. Bu şeyle alakalı. Şu with open içerisinde yapıyorsunuz. Daha önce gösterdim bunu aslında. Burada parametre olarak encoding UTF-8 vermen kafi oluyor genellikle. Bazılarında ekstra ayar, parametre falan gerekebiliyor. New CSV. Burada da benzer. Bakın şurada CSV ekle identifications, yani veri gibi düşün. ID bilgileri yani, kimlik bilgileri. ID 4 tane farklı kayıt var. First name bilgisi. Şurası dictionary olarak oluşturulan bir yer. Tahmin edersiniz. Sonra ad ve soyadları ver. File name olarak şu olsun. IDs, kimlikler, CSV. Sonra bir yazma işlemi. Open diyorsun. Neyi? Şu dosyayı. Tamam. Ne yapacaksın? Yazma. Bir takma isim ver. Ondan sonra da buna writer, işte dict writer yani dictionary writer dosyayı ver. Field names olarak bakın şu yapıyı kuruyorum. Header'ları veriyorum burada. Field names olarak ID, first name, last name olacak diyorum. Bunlar da onun verisi olacak diyorum. Oluşturduğun şurada şu field name'lere göre bir yapı oluştur. Ona göre veri gönderiyorum diyorum. Ve write header yani şunları yaz öncelikle. Sonra da write rows. Bakın şu veriyi yaz. Önce bir header yazman lazım. Yapalım. Şu an oluşturuluyor. Normalde bu kadar uzun sürmez tabi. Ben harici diskten bu kodları çalıştırdığım için oluyor. Bakın. Bu kadar. Önce şurayı oluşturdu. Sonra bunu. Verileri yapıştırdı. Ve XML. Öncelikle XML nedir? XML'in ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Evet Deniz. Önce header'lar oluşturulur. Sonra veriyi yapıştırılır. Zeki buradadır diye tahmin ediyorum. Buradayım hocam. HTML'de XML yapısını konuştunuz mu? Şu an konuşmadık henüz hocam. Hidro yapmasaydık arka arkaya mı yazardık? Hidro. Hepsi virgüllü şekilde. O zaman CSV formatının bir anlamı olmazdı ta. Yani header'ları yazmasaydık ne olurdu diyorsan CSV'nin formatına uygun olmazdı. Çünkü header olmadan onu takip edemezsin. Çünkü oraya göre veriyi yapılandırıyorsun, okuyorsun, değiştiriyorsun. Arkadaşlar özet olarak HTML tarafında şöyle diyeyim. Ayşe, Excel formatı şöyle. Yıllar önce ofis altyapısı bildiğin standart yazılım mantığında veri tutuyordu diyelim. Sonradan globalde OpenOffice ile birlikte LibreOffice vesaire bütün verileri çok daha dinamik ve yönetilebilir ve web ortamında da yönetilebilir hale getirmek için XML'e çevirdiler standart veri yapısını.
Microsoft da ofis tarafında mesela Excel'de vesaire hatırladığım kadarıyla oluşturduğu bütün veriyi XML ile tutmaya başladı. Yani XML aslında XML bir standarttır. Excel tarafına son versiyonlarda biraz daha veriyi daha standart şekilde yönetebilmek için kendi içinde böyle bir XML altyapısına dönüştürüldü. XML diyelim. XML whschools.com'da gördüğünüz gibi direkt orası çıkıyor. Bu bir standarttır. Extensible Markup Language is a markup language that defines a set of rules for encoding document in a format that is both human readable and machine readable. Özeti bu. Herhangi bir programlama dilinden ya da veri kaynağından birbirleri arasında veri transferi yapmak kolay bir şey değil. Mesela C# yazılmış bir sınıf ya da DLL dosyasını Java ile okuyamazsınız. PHP ile yazılmış bir çıktı dosyasını ya da herhangi bir şey diyelim C# ile okuyamazsınız. Go'nun bir çıktısını Python ile okuyamazsınız default olarak. Ama modern programlamada bu tür farklı teknolojilerin birbirleriyle konuşabilmeleri lazım. Yani veri alışverişi yapabilmeleri gerekiyor. Çünkü herkes kendine çalışır aslında teknoloji dünyasında. Mesela Microsoft C# teknoloji dünyasını domine etmeye çalışır. Oradan Oracle çıkar. Eski Sun Microsystem'ın geliştirdiği Java ile der ki ben dünyada daha çok popüler olayım, daha fazla kullanılayım falan. O yüzden birbirleriyle çok anlaşmayı sevmezler teknik olarak. Ama piyasada da bir gerçek var ki bunların birbirleriyle anlaşması gerekiyor. Yani konuşabilmesi lazım. Siz SQL Server'dan bir veri çıktısı aldığınızda ya da alabiliyor olmanız lazım. Aldığınızda da Oracle'da, PostgreSQL'de ya da diğerlerinde kullanılabiliyor olması lazım. Ya da bir web uygulaması düşünün. Oradan dışarıya bir veriyi göndermeniz gerektiğinde, diyelim mesela bankasınız, altyapınız Java ve Oracle ile geliştiriliyor ya da C# ve SQL Server ile, sizin dışarıya paydaşlarınıza ya da servis olarak dışarıdan veri aldığınız herhangi bir üçüncü taraf firmaya veriyi gönderirken ya da oradan alırken bir şekilde bir formata ihtiyacınız var, doğru mu? Yani bir şekilde veriyi göndereceksiniz. Nasıl yapacaksınız bunu? İşte burada XML diye bir standart devreye giriyor. Siz örnek şu an çalıştığım firmada C# kullanıyoruz. Fakat çok fazla devlete ait servisler ile çalışıyoruz. XML ile alışveriş çok fazla bizde. Evet. Onun için mesela bu tür onlarca yüzlerce şey için bir standart gerekiyordu. Yani C# da okuyacağı, PHP'nin de okuyacağı, Python'ın da okuyacağı, okuyabileceği bir standart. Bu XML ile sağlandı. Extensible Markup Language. Sonrasında adamın bir tanesi çıktı. Dedi ki ben web standardı oluşturmak istiyorum. Uzun bir hikaye ama özet olarak tarayıcılarda ortak olarak kullanılabilsin. Ve işte PHP'ci aynı dili konuşabilsin çıktı olarak. Yani tarayıcıların bir standardı olsun. Yoksa Java'cı JSP yazar, C# ASP, ASP.NET yazar, Go'cu bilmem ne yazar, Python'cı şunu yazar filan. Tarayıcılar hangisini yorumlayacak? Değil mi? Tarayıcının da bir standardı olması lazım. O yüzden de adamın biri HTML diye bir standart çıkartıyor. Hypertext Markup Language. Diyor ki dünyada kabul görmüş bir standart var zaten. Adı XML, Extensible Markup Language. HTML'in kuralları XML'e bağlı olsun. Yani XML'den extend edilmiş, genişletilmiş, ondan miras almış kuralları. Bir standart olsun diyor ama yeni bir tarz olsun. Bunun da adını HTML koyuyor.
Yani HTML aslında kendi içindeki kuralları XML'den alır. XML temel bir standarttır. Veri transferi diyebilirsiniz, veri ortaklaştırma diyebilirsiniz vesaire. Bu tür amaçlarla XML kullanılır. Mesela ben şimdi C# ya da Python'da bir şey yazıyorum. Siz de Go ile yazdınız bir tane uygulama. Ben Python ve PostgreSQL ile yazdığım uygulamadan sizin örneğin Oracle ve Go ile yazdığınız bir uygulamaya veri aktaracağım. Nasıl yapabilirim bunu? Ortak bir dil lazım değil mi? İşte o dil XML. Ben çıktıları size XML olarak alırım kendi veri kaynağımdan. Herhangi bir şekilde istediğim gibi yapılandırırım. Sizin anlayacağınız dilde. Size bunu servis olarak veririm. Siz sadece XML uzantılı bir dosya alırsınız. Aslında bu string'den ibarettir. XML dosyası da hikayedir. Şu tek başına bir string'dir. Yani şundan tabii içinde çift tırnak olduğu için olmaz ama şöyle bir şey. Bu string'dir. Sen bunu alır parse edersin. Tamam. Basit anlamda bu. Bunun tabii kendi içinde kuralları var. Mesela şunu HTML'den hatırlıyor olmalısınız. Bakın şöyle bir yapı var değil mi? HTML'de neydi? Doctype işte bla bla HTML. Şöyle olduğunu varsayalım. Bundan sonra şurada head başlar. Head başlarsa head de biter. Sonra body başlar. Body başlar sonra da bitmesi lazım. Bakın burada sözel olarak bile bir kuraldan bahsettim. Başlayan bir şey kapanmak, açılan bir şey etiket, tag kapanmak zorundadır burada. Ve iç içe bir hiyerarşisi vardır. Yani şunun şu kısmını yazmazsanız patlar. HTML'de çalışmaz bu. Ya da açtığın HTML tagını kapatmazsan, şöyle yaparsan patlar gibi. Bunlar hep XML'den alınma kurallardır. XML'de bu kurallar çok daha katıdır aslında. Ama HTML tarafında biraz daha yumuşatılmıştır. Çünkü web tarafında çok daha fazla şey var, karmaşa var diyelim. Ama temel kurallar kesinlikle katıdır. Bu da XML kuralları ile alakalı. Şurada XML dokümanı şöyle başlar. Soru işareti XML version 1.0. Encoding UTF-8. Türkçe gibi dillerin karakterlerini de destekler demek. İçinde bir tane root olur. Root burada products. Çoğul olarak. İçerisinde de itemlar olur. Product, product, product. Ha, yani birden fazla yapacaksanız şöyle çoğul olması gerekiyor. S şeklinde. Bunlar yazılı olmayan kurallar. Yani S değil product yapsan, içine liste koysan çalışmaz değil. Çalışır ama yanlış bir XML dokümanı yapılandırmış olursun gibi düşünün. İçinde de elementler ve attribute'ler vardır. Mesela name burada bir lambda verisi alıyor value olarak. Dikkat edin açılmış, kapanmış. Price içinde bir nitelik alıyor. Attribute currency diye. Bu price diye bir elementin içerisine currency diye bir yetenek eklemek anlamına gelir. Yani senin price diye bir şeyin var elemanın. Ona currency ile yetenek ekliyorsun. Ekstra. Currency'si USD bla bla. Description elemanı falan filan. Bunlar çok daha karmaşıklar olabiliyor. İç içeler, dış dışeler filan. Şaka bir yana yapısı bu. Gel buraya. Peki ben bunları nasıl şimdi kodlayabilirim? Omurga dil XML o zaman. Evet. Sözün özünü kapmış Fatih. Standart, temel standart o. Şimdi gelelim yapıya. XML yapısı standart ama kuralları bayağı bir çetrefilli. Onu sorgulamak gerekiyor. Sorgulamak bayağı çetrefilli olabiliyor falan. Şimdi CSS sistemle alakalı bir modül Python içinde. Bir de
Diffused XML Dot Element Tree diye bir modül var. Bu da PyPy içinden bakılabilir. Just XML what could probably go wrong diyor. Direkt uyarıyı çakıyor burada arkadaş. Ve şimdi bu güvenlik tarafına giriyor. Girmeyeceğim ama. Result of an attack on a vulnerable XML library can be fairly dramatic diyor. Bu özet olarak XML güvenlik zafiyetleri vardır. Tamam mı? Her şeyde olduğu gibi. HTML'de de vardır. Web tarafında tonla şeyde. Bunlarla alakalı. Diyor ki bu tür güvenlik zafiyetleriyle alakalı. Hani biraz daha güvenli bir şey kullanmak istiyorsan diyor. Bu paketi kullan. Diffused XML gibi düşünebilirsiniz. Element tree as et dedik. Bununla kullanacağım element tree'yi. File name'i products.xml. Şurada bir try catch açıyorum. Try except diye geçer burada ama genel olarak try catch hata yönetimi. Bilmeyenler takılmasın. Exception handling konusunda anlatacağım sonra. Tree et.parse. Bu tür XML, JSON vesaire gibi veriler parse edilirler. Yani dönüştürülür, işlenir. File name'i veriyorsun. Aha bu. Sonra except eğer bu dosya yoksa file not found error diye bir hata var. Tanımlanmış bir hata Python içinde. File not found. Bunu fırlat. Neymiş? File not found. Ve dosyanın adını ver. Buraya düşecek. Sonra da uygulamayı kapat. cs.exit. Example 01. Karışık. Evet. Şimdi bu bayağı bir zamanınızı alacak. XML'in yapısını anlamak. Çok fazla kod yazmanız lazım. Şeyde de Zeki web tarafında XML ile alakalı işlemler de yapabilirsiniz. Çünkü servislerde falan kullanacaksınız bunları. Mesela JavaScript ile diyelim ya da işte jQuery'de anlatacaksın diyelim. Mesela React'ten önce jQuery örnekleri belki yapılabilir ya da Ajax call işlemleri yapılabilir. Orada XML tabanlı bir servise bağlanıp oradan veri alıp onun üzerinde işlem yapma antrenmanları yapılabilir. Çünkü Python'da çok kullanacağız bunları. Ya da herhangi bir web ortamında kullanılacak. Geliyorum. Bir anlayayım hocam ben. Bu çok derin bir konu. Ben size çok ultra özet geçiyorum aslında ama burada veriyi okuduk diyelim. Hata vermedi. Bakın niye mesela try except kullanıyorum? Çünkü sizin file kısmında komple söylediğim gibi, ilk başta dediğim gibi harici olan bir kaynağa erişirken bu veri tabanı bağlantısız da olabilir. Çünkü veri tabanının sunucusuna erişiyorsunuz. Sizin yönetmediğiniz bir alan. O arası farklı bir dünya. Ya da işletim sisteminde bir dosya izini vesaire işlemleri gerektirdiği için bu dosya işlemlerinde de streaming işlemlerinde falan da aynı. Siz yönetemediğiniz bir ortamdan bir izin istediğinizde, orada bir işlem de yapmaya çalıştığınızda hata alma olasılığınız yüksektir. Herhangi bir sebepten dolayı. Çünkü tahmin edemezsiniz. Neyden hata olacağını, hata olur mu olmaz mı falan bilemezsiniz. Kontrolünüz dışında. O yüzden yönetemediğiniz bütün stream işlemlerinde, mesela database connection'da bir streamdir aslında. Yönetemediğiniz herhangi bir ortamdaki işlemde try except yapısı, yani hata yönetimi kullanmanız lazım. Bilemezsiniz ne zaman hata olacağını. Mesela bir sıfıra bölme hatasını sen minimize edebilirsin. Ya dersin ki sıfır gelirse işte amuda kat, takta at falan. Ama veri kaynağında bir bağlantı isteği oluşturmak istediğinde ne zaman hata fırlatacağını bilemezsin. Çünkü sen yönetmiyorsun. Vesaire. Geldik. Bak tree'yi aldım. File name'i aldım yani ben burada. Bunun içindeki veri stream
String olarak aldım. Sonra geliyorum. Bir döngü. Şurada. Diyorum ki tree in find all. Artık şu yapıya alışmanız gerekiyor. Find text, find all, get, find. Çünkü bunlar veri tabanında orada burada tonla kullanacağız. ORM'lerde filan. Tree'nin içinde find all diyorum. Ne demek bu? Diyorum ki git bütün product'ları bul. Yani şunları bütün hepsini al. Bul bunları diyorum. 3 tane var. Buldun. 3 tane gelecek. İstersen çok fazla kod var. Ben şunu önce bir kapatayım. Bu example 2. Şurada da şunu kapatayım. Hatta böyle. Bakın 3 tane product vardı. Bunların bize nesnesini getirdi, ekrana bastı. Neden böyle bir şey yaptı? Bakın element demiştim. Değil mi? Şunların her biri element. Şunlar da düzelttim. Şunların her biri element. Bunlar da attribute. Ekstra yetenek. Şu da value kısmı. Bunların element olarak geliyor. Tipi product. At şu. Bu memory'deki hafızadaki alan demek. Alanın adresi aslında. Yani nesneyi komple bastığı için bunun içerisindeki verinin de ne olduğunu anlamıyor kendisi. Özel bir şey eklemedik çünkü. Bunlar çok sonraki meseleler. Ama basit anlamda böyle. Ekrana bastık sonuçta. Yani hoca bastık mı diye sorduğunda bastık dersiniz. Gibi bir durum. Bakın şurada da name, yani şurada benim elde ettiğim döngü içinde item'da her seferinde bir product alıyorum. Onun içinde de name'i bul. Find text. Ne demek o? Product'ı bulduysan, 3 tane vardı ya, her bir iterasyonda bir tanesi gelecek. Name şunu al. Bunu bulduğunda bunun value'sunu getirir size. Mikrofon. Bakın find text. Buldu. Description. Bunu al. Value'sunu al. Price. Product.find. Bu farklı, dikkat edin. Find text değil. Find. Neden? Çünkü find text dediğinizde şunun text kısmını, value kısmını getirir. Ama dikkat edin, price'da find dedik. Sebebi bunda sadece value alanı yok. Burası daha kompleks bir nesneye dönüşmüş. Currency diye bir attribute de var. İşler değişti yani. O yüzden bunu nesne olarak alıyorsunuz. Bunun üzerinde currency'yi elde ediyorsunuz. O nesne üzerinde. Yani find dedin, bak price'ı aldın. Find price. Nesne olarak al. Sonra da bak product değil. Price üstünde de get yap. Neyi? Currency, attribute'ü. Bunu al, bunu ata. Ama bakın, ama currency boş da gelebilir. Yani bunu kesinlikle bilincinde olmanız lazım. Şu currency bilgisi gelmek zorunda değil. Tamam mı? Yani şurası komple yoktur mesela. Size bu XML'i gönderen kişi, gönderen taraf bazı kayıtlarda currency'yi tutmamıştır. Olmaz. O zaman ne yapacağım? Or default olarak USD olsun. Şu default bilgi. Currency bilgisi boş ise default olarak ben USD alıyorum demek. Mesela global bir e-ticaret sistemiysen diyelim. İşte örneğin dolarla işlem yapıyorsan o zaman USD alman mantıklı, ama Türkiye'de yapıyorsan bu default TL olur mantıken. Tamam. Burası böyle. Sonra if currency eşittir euro ise price text formatla price nokta text nokta replace noktaları virgül yap. Bak buralar biraz karışıyor. Tecrübeniz olmadığı için niye böyle bir şey yapıyoruz diyorsun ama
şurada şöyle bir veri size geldiğinde herkes böyle temiz yazmaz. O veriler rezalet bir şekilde tutulur genellikle. Bakın 54.20 olmak yerine şöyle gelebilir. 54 virgül. Adam elle girmiştir. Virgül girmiş. Ve virgül seni patlatır. Double işlemlerinde. Parasal işlemlerde patlatır. Bunu noktaya çevirmen lazım. 1.1 virgül olursa patlarsın. Başımıza gelen demeyeyim ama ya benim başıma gelmedi. Çünkü ben hazırlıklı olmayı severim. Biraz titiz çalışırım bu tür şeylerde ama başına gelenleri biliyorum. Yani koca sistem mesela veri tabanında bazı veriler virgülle saklanmış. Parasal işlemlerde. Ondan sonra kampanya çıkıyorlar. Bir şeyler oluyor. Bla bla. Sonra bir hesaplama yapıyorlar mesela. Şu virgülle saklananları es geçiyorlar. Çünkü noktalıları almışlar. Nümerik değere çevirmiş işte oradan. Virgüller es geçilmiş. Ciddi bir zarar ettiler. Basit bir işlem. Bakın. Teknik detaylarına girmiyorum. Ama dediğim gibi şu işlemi yapmadığı için çok ciddi zarar görmüş. İşte o yüzden replace et diyorum. O bir veri bana geldiğinde ben bunu zaten veriyi veri kaynağına yani veri tabanına kaydederken yaparım. Temiz çalıştırırım orada. Ama mesela farklı bir sistemin veri web servisinden bana XML ya da JSON gibi veri formatında veri gelirse hepsini kontrol ederim. Virgül görürsem onu noktaya çeviririm. Gibi yani farklı bir şeyi dikkat ediyorsan onu replace et fark etmiyor. Ama tek bir formatı olmak zorunda bu tür verilerde. Yani virgül kullanıyorsan virgül kullan. Nokta istiyorsan nokta kullan ama birisi olacak. Hem o hem o olmaz. Şu da göstereyim. Doğru yerde miyim? Bakın. Görüyor musun? Şurada mesela bunun daha güzel örneğini yapmıştım ben ya. Üzerinde bayağı. Mesela düşünmekteyim. Euro ise Euro'ya gelmediği için bu gelmedi. Sonuna Euro işareti koyuyor şu. Hocam TL'yi de dolara çevirdi. O yüzden herhalde şey yaptı. Evet. Bunu başka bir örnekte TL'yi de almıştık. Yapalım. TL'nin karşılığını hatırlamıyorum. Şuna TL yazayım. Değilse dolar olsun. Bakın 10 TL. Currency değeri TL olduğu için aldık. Sonra TL yapıştırdık. Euro yok mu? Evet. Euro neydi? EUR. Biri de öyle olsun. Patladık mı? Evet. Şimdiden EUR. Şunun sonuna kayıt mı? EUR. $54. Ne alakası var? O euro olmalı. Buraya neden girmez? Currency değeri bla bla ise price al, currency. İki tane if var. Copy paste yapınca
Evet. Bakın şunu ekledik. Euro. If, elif, else. Euro ise sonuna bunu ekle. TL ise bu. Dolar ise başına bunu koy. Gibi. Tamam mıyız? Şurası da mesajın format alanı. Formatting. Bu böyle. Şuraya gelelim. Döngüyü kapatıyorum. Example 1 is done. İki. Evet. Burası şöyle diyeyim. Basit anlamda şu tree'yi aldık ya zaten. Bunun üzerinde get root dediğinde şunu komple alır. Root çünkü. Root eleman products'tır. Ve bir tane olur root eleman. Onun içerisinde diğer her şey olur. XML yapısında. HTML'de de öyle değil mi? HTML açarsın, onun içerisine head, body ve tonla şey yazarsın. Kurallar aynıdır. Get root. Root'u aldık. Diyorum ki bu root içinde artık bu string olarak bunda duruyor. Gerisi önemli değil. Bunu ekrana bas mesela. Doğrudan aç. Bakın element products. Ne dedik? Root products'tır. İçinde duruyor. Sen git. Sen gel. Bunu yazmam lazım ekrana. Element product. Bakın product'ı buldu. Peki find all dersem yapıştır. Bakın 1 2 3 eleman. 3 geldi. Sen de git. Buradan iş çıkmaz. Çünkü price diye bir şey alamazsın doğrudan. Tamam mı? Yani gidip de tamam products'ın içinde ben arıyorsam gidip şu price'ı bulurum dersen yemez o. XML'de böyle bir şey yok. Bunun içinde olması doğrudan bulabildiğin anlamına gelmez. Orada işler değişiyor. O yüzden bu örneği anlatıyor. Böyle bir şeye erişmen için olay karmaşıklaşıyor. Senin genel olarak XPath denen bir sorgu yapısı var. XPath. Bunu araştırın. XML için tasarlanmış query, sorgular gibi düşünebilirsiniz. XML ile uğraşacaksanız bunu iyi bilmeniz lazım. Bakın. Programming language. XPath is a query language for selecting notes from an XML document. In addition, XPath may be used to compute values from the contents of an XML document. XPath was defined by the World Wide Web Consortium. Yani WWW konsorsiyumu tarafından tasarlanmıştır. First, 1998'de developer W3C. World Wide Web W3C'dir zaten. Bu konsorsiyum web protokollerini, standartlarını belirler. W3 Schools da zaten bunlardan gelir. Tamam. XSLT, XQuery, XML bunları bir araştırın. En azından ne işe yaradığını bilin. Uzmanlaşmayın. Uzmanlaşma ciddi zaman alır. Bak gel buradan. Gördün mü? XML anında yapılmış var. Görüyor musun? Şöyle şeyler bak. Al genel kuralları bir oku. Neymiş bir anla. Çünkü sektörde bunları göreceksiniz. Yani biz diyelim ki bizim için projede görev alıyorsunuz.
Biz kullanmıyoruz diyelim XML. Biz JSON'da yapıyoruz. Ama bizim servisle SSO üzerinden entegre olacağımız bir platformda siz bize şey gelecek. XML gelecek. Bu XML'i de işlemeniz gerekecek. Aa, biz bize hoca bunu öğretmemişti derseniz. Yani web sitemizde YL mesela. Bu küsuratta kullanılabilir. Bakın, görüntüleme ile veriyi tutma arasında fark var. Tamam, bu çok farklı. Arada bazı trikler var yani. Kötü değil bu. Yanlış değil, sorun değil. Ama bunu böyle tutuyorsan sen işte virgülliğe göre alman lazım. Mesela bunu farklı tiplere, double, float vesaire dönüştürdüğünde farklı davranacak. Şu küsuratları silebilir. Sildiğinde de sen ya bu kadar zarar edersin ya da fazladan para şarj edersin müşteriden gibi. Yani kurduğun yapıyla alakalı. O yöntem yanlış değil. Ama yapının farkında olman lazım. Bakın bunlar. XSLT. XPath is used in XSLT. Neymiş bu? Bu da bir standart işte. Hepsi yazıyor. Bakın XQuery, XPointer, XLinked, Link, XPath, XSLT. Bir de XSD var. Onu da araştırın. XSD. Bakın XSLT falan hepsi burada yazıyor. XQuery, XDTD, Data Definition, neydi? Document Type Definition. Tamam. Şöyle düşünün. Siz XML tasarladınız ya da bir global bir web servis sağlayıcıdan XML web servis alacaksınız. Bu XML web servisin içerisindeki veri yapısı çok karmaşıktır genellikle ve size bütün formatı söylemez. Her serviste, her request'te farklı yapısını görürsünüz. Bunun formatını size tanımlayıp DTD dosyaları olarak verirler. Bu ayrı bir link olarak gelir. Sana onun dokümantasyonunu falan verir. Bakın DTD defines the structure and the legal elements and attributes of an XML document. Bu aslında bir şema gibi düşünün. Bir nasıl diyeyim? Bir XML yapısının temel tasarım açıklamalarını falan veriyor aslında. Ona göre de kodlama yapıyorsun. Ama yine XML formatında veriyor size DTD'yi. Dosya uzantısı da DTD oluyor. Falan. Bakın şöyle yapısı var. Bak diyor ki mesela not, doc type, not, tamam, element, not, to, from, heading, body. Bunlardan birini alabilir diyor. Ondan sonra ve örnekte şöyle yapıştırmış. Not içinde, bakın not içinde to, from, heading, body bunlar olabilir. Ve not kapanmış bakın. Ne diyor burada? Not şunlardan birini alabilir. Yani böyle bir string bekle. Bunların gelme ihtimali var, sen bunları karşıla. PC data kısmı. Bunların tonla kuralı var ya. Çok XML karışık bir mevzu. Yıllardır uğraştım, yıllardır baş ağrısı açıkçası. Bakın burada da DTD uzantılı bir external DTD olarak bunları tutuyorsunuz. İşte bir vesaire. Dilimde Allah'ım kurudu. Şunu da inceleyin. Scheme. XSD scheme. Schema. Ve bu da XSD dosyası olarak. Bu da çok farklı. Mesela XML web servislerle uğraşacaksanız XSD yapısını bileceksiniz. Tamam. Ama XML web servislerden bahsediyorum. Bu az önce Zeki'nin bahsettiği. Görüşürüz Fatih. Silmemesi için bir yöntem var mı? Yok, veriyi kontrol edeceğim. Şimdi neydi?
Zeki demişti. XML web servis. Devlet tarafında falan diyor. Nerede o? Evet, CVN olarak geliyor hocam. CVN mi? SVC. SVC olarak. SVC formatlı web servislerde. Bu servis formatı zaten. Yani uzantı gibi kullanıyor ama. Yani Metadata aslında aynı sizin gösterdiğiniz gibi geliyor hocam. Evet. C# ile geliştirmişlerdir. Web servis olarak otomatik formatlanınca öyle geliyor. Ya Zeki bulamadım. Neredesin ya Zeki? Zeki. Evet şu. Şu an çalıştığım firmada XML C#. XML ile alışveriş çok fazla bizde. Devlet tarafında XML web servisler kullanırlar. Sebebi XML web servisin müthiş olması değil. Bunlar yıllar önceki standartlar olduğu için bankalar vesaire halen bu yapıları kullanır. Bakın, hatta şunu da söyleyeyim. Zeki'ye de söylemiştim bir işle alakalı onun. Bankalarda halen daha, yani web servisi bırak, TXT dosyasıyla veri alışverişi yapanlar var. Yani kendi FTP alanlarında diyelim, yani dışarıya veri alıp orada dışarıdaki farklı tedarikçilerden de veri almaları lazım ve veri göndermeleri lazım. Bunları da bazıları halinde TXT dosyası olarak yapıyor. Ya bu kadar. Sebebi yazılımdaki temel bir prensibi yanlış yorumlamaları. Yani doğru ya da yanlış bir şey diyemeyiz ama bence yanlış. O da çalışıyorsa dokunma olayı. Tamam, yani çalışıyor diyor abi adam. O yüzden geçiş yapmaları böyle zor oluyor. Velhasıl XML web servislerinde şu XST yapısını çok görürsünüz. Zaten kendisi de mesela C# yaptığınız diyeyim, bu yöntemle kodlanıyor. Otomatik olarak generate ediliyor. Şurada namespace'ler kullanıyor mesela. XS, XML namespace gibi. Bakın web servis. Aha da yazılmışı var. VSDL, SOAP, RDP, RSS, bunların hepsi ayrı ayrı. RSS'i bir çocuk şey yapmıştı ya, Real Simple Syndication geliştirmişti bu tasarımı. VSDL stands for Web Service Description Language. Bu mesela web servislerde kullanılan bir standart. İşte link oluşturuluyor. Linkin sonuna VSDL yazınca sana VSDL açıklama sayfasını üretiyor, onu gösteriyor filan. VSDL is an XML based language for describing web services. VSDL is a W3C recommendation. Yani şu tavsiye öneri diyor ya. Bu geçti artık da. Hani bu bir standarttır diyor kısacası. Tamam. Bunu XML web servis kullanıyorsan ben bunu öneririm diyor. Yani şu tanımlama alanını kullan. Tanımlama dilini kullan diyor XML web servislerde. Ama günümüzde onun çok daha ötesine geçtik zaten. Neyse. Sonra şunu da şey yapalım. Price alamadın. Ne yapman lazım? Expat yazacaksın. Nasıl? Yazılmışı var. Bak, find all. X is not, evet. Çünkü dilim devam koydum. Düştüm bu ara. Element, price, bla bla. Bakın price bilgisini getirdi ama hepsinin 3 tane getirdi. Find all, product yapısını ver. O element içinde price'i getir. O yüzden bulabildi. Bakın burada doğrudan yazdım. Bulamaz. Kökten, kök dediğimizde şu. XML'de kökten içeriye doğru hiyerarşiyi vermen lazım. Yoksa anlamaz. Find text. Aha da 14'ü aldık. Nereden? Bakın find text. 14 nerede?
ilkini getirdi. Çünkü find text dedik, all demedik. Bir tane getirecek. Onun da product'ın içinden price'ı. Nereden bulabilir bunu? Sen buradan, şuradan, kökten başlarsan product'a bakacak. Aha bir tane istemişti bu benden. All demedi. İlkinin içinden price'ı getirecek. Ne var? Aha non-dur gibi. Find text. Product, price, bunun içerisinde de currency, TL olan bir tane var bizde. Gel buraya. Büyük harf mı yazdım? On. Nereden biliyorum? TL'si. Bakın on. Mesela şunu da geçici olarak USD yapayım. Buradan alayım. Oh, pardon. On dört. Neden? Find text dedin. Find all demedin. Find all dersen bu kurala uyan hepsini getirir. Gibi. Değiş. Try to find. Geç bunu. Bu kadar. Onu listeye çevirmen lazım filan şuradan. Neyse. Onu da göstereyim. Liste dönüştür. Bakın. Item find'da liste dönüştürünce sub elements by tag name or path. Find all matching sub elements by tag name or path. Bu da gene filtreleme için kullanılıyor. Liste dönüştürüyorsun. Şu şekilde getiriyor. Burası tamam. Evet, Murtaza yazdıysan ben yazmışımdır bu örneği. Bakın, create element. Create XML document. Gene bu sefer XML'i kullanıyorum. E3, element 3, S3, as ET. Tamam, az öncekinden çok fark yok. Zaten aynı yerden miras alıyor bunlar. From XML E3 element 3 içerisinden import et. Neyi? Element ile element 3'yi kullanacağım. Bir diğeri another one is XML.dom.minidom import bunun içinden yani Python standard library içinden parse string'i al. Ben bunu kullanacağım. Create employee. Bir çalışan oluşturacağım XML içinde. Onda da dışarıdan name, age, years with company bilgisini alacağım ve default parameter kullanıyorum. Hiçbir şey gönderilmezse bu yeni bir kullanıcıdır. Düzelteyim. Yeni bir çalışandır. 0 yıl. Yeni başlamıştır. Employee element oluşturuyorum. Bu element element 3'den aldığım element. Tamam. Ona diyorum ki bana bir element oluştur. Elementlerden en root'u olsun. Adı da employee olsun mesela. Onun içerisine de set aslında bu şey. Ben şöyle yazayım. Dynamic XML creation. Python'la fark etmiyor. Dinamik olarak bir XML yapısı oluşturuyorsun diyelim. Bunları da kullanıyoruz. Elementi oluştur, onun içerisine bir set yap, name olsun adı, onun value kısmı da dışarıdan gelen value olsun, name. Sonra bir sub element oluştur, et üzerinden, buradan. Ondan sonra employee'yi
buna ver sub element, ona da parametre olarak age bilgisini ver. Birazdan çıktısına bakacağız. Age tag dot text, bunun verisi de yani value kısmı da bu sub elementin age olsun ama string'e dönüştür, integer olarak saklayamazsın. XML ya da JSON içerisinde her şey string'tir orada. Oradan parça parça alıp sonra istediğine dönüştürebilirsin. Years tag gene sub element, employee, years with company, blah blah blah. En sonunda da hepsini employee'ye atadığın için onu geriye dönüyorsun. Tamam. Yeni bir employee oluşmuş oluyor. Sonracığıma employees, bakın Cihan Özsen, Murtaza Can, Ayşe Fatma, yaşlar, Ayşe Fatma'nın mesela şey bilgisi yok. Years with company. Yani bunu böyle gönderme, ne olacak o zaman? Zero. Değil mi? Yeni başlamış. Root, root olarak da diyorum ki bak, şunların her birisi employee adında bir element olacak. Sonra bunların hepsini istediğiniz kadar bir root elemana bağlayacağım. O root elemanın adı da employees. İşte buraya kadar tamam. Sonra da artık bunu oluşturma vakti. Bir döngü oluşturuyorum. Employees içerisinde, yani şu liste, bunların verilerin içinde dönüyoruz ve diyoruz ki her birisi bir employee'dir. Sonra tag'ını oluştur. Create employee. KWArgs, değil mi? Bakın Args kullanıyorum burada. Employee olarak dictionary tipinde. Sonra da root'a ekliyorum. Yani şu veri üzerinde dönüp şu oluşturduğum employees adındaki ama XML formatındaki root'a append ediyorum. Neyi? Oluşturduğum her employee XML'ini ekledim. Sonra da element tree, element parametresi olarak da root veriyorum. Tree. Sonra da bunu yaz. Ne olarak yaz? Output.xml. Encoding'e dikkat et hacı. XML declaration true. Şunlar gitsin mi? Zaten çalışmışı var. Evet, bu kaynakları toparlarsınız arkadaşlar. XML üzerine bence birlikte çalışın. Çalışmanız lazım. Bakın, şöyle bir XML yapısı oluştu. Daha önceden aynı çalış desem de aynı şey olacak. Böyle olur mu? Bakın employees, employee görüyor musunuz? Şuraya kadar age, years with company, blah blah şu. Sonra işte başka bir isim gibi bir şey. Yediz Cebeci, bu kim hatırlamıyorum ama öyle bir şey. Bunlar tamam. Sonra şimdi bu format bir string. Ama bu JSON'da da aynıdır. Böyle uzun uzun yazar. Soldan başlar. Sağa binlerce karakter belki yazabilir yani. İğrenç bir şekilde yatırır. Bunun düzgün, daha böyle human readable olması için de pretty formatımız var. Pretty diyoruz. Şirin. Şirincik. Bunu da JSON'da da XML'de de yapabiliyoruz. JSON XML'de şöyle. Bakın XML string et.toString root DOM parse string blah blah pretty XML DOM.toPretty XML DOM'dan Document Object Model. Zeki, bunları da incelemeniz lazım. Document Object Model. DOM nedir? Bu web ile çok yakından alakalı olduğu için o tarafa atıyorum. To pretty XML. Encoding blah blah. Sonra yaz. Çıktı. Bu. Şu şekilde. Bakın. Pretty. Daha güzel.
bu şekilde human readable. Yoksa okumanız zor. Normal yazdırırsanız böyle olur. Yan tarafı uçar gider böyle. Soru var mı? Arkadaşlar şok olmuş gibi şu an sessizsiniz. Ne oldu? Ağır mı geldi? Biraz kafa karıştırdı hocam, ondan herhalde. Biraz patladık hocam galiba anlarken. Evet. Konulara oturtmaya çalışıyoruz. Evet. Dediğim gibi işler ağırlaşacak. Şu an ben gerçek sektör bilgileri anlatıyorum. İsterseniz burada bitirelim. Yani mesela config tarafını anlatırım ama anlatmış olmak için yapmayalım. Çünkü config önemli. Configuration tarafında kullanılan dosya yazma, okuma vesaire. Yani yoksa şunu tekrar teknik olarak anlatmak basit bir şey. Ama bunun mantığını doğru anlamanız gerekecek. Bu da zaman alır biraz. Oraya girmeyeyim. Buraya kadar olsun. CSV, XML, ZIP. ZIP çok önemli değil ya. Onu geç. Yani mantığını anlayın. Bu yaptığımız örnekleri inceleyin. Birkaç kendiniz kod yazın. Ama o kadar yeterli. Bir gün ihtiyacınız olduğunda ne yapabileceğinizi bilin. ZIP tarafında. Sıkıştırılmış dosyaya ihtiyacın olsa. Çünkü şu olabilir. Yani bir tane web uygulaması geliştiriyorsunuz diyelim. Ondan sonra hatta böyle örneği zirveden vereyim. Facebook'ta hesabını siliyorsun ya. Hesabını silerken ben yaşadım bunu zevki. Hesabı siliyorsun, sonra diyor ki sana mesela senin bütün geçmişini diyor. Ben diyor sileceğim, tabii ki yalan. Ama bunları yedek almak istiyorsan diyor sana bir arşiv olarak diyor vereyim bunları. Bir zip dosyası, rar dosyası öyle bir şey. Hatırlamıyorum. Böyle topluyor her şeyi. Derliyor topluyor. Resimlerin, yazışmaların, bilmem nelerin, bla bla. Ondan sonra bunları sana indirilebilir dosya olarak veriyor. 1 GB falan. Benimki o kadar azdı yani. Hayatım 1 GB civarı. Videolarla şişirmiştim hayatımı Facebook'ta. Onları da verdim. Mesela bunu yazan kişinin sen olduğunu düşün. Bir tane distributed task queue var. Yani dağıtık olarak çalışan böyle binlerce kişinin şeyini sıkıştırma işlemlerini, o verilerini toplayıp sıkıştırma işlemlerini. Database'den alıyorsun, oradan buradan topluyorsun, HTML'e dönüştürüyorsun falan. En sonunda da RAR dosyasına dönüştürüyorsun, zip dosyasına ve download ettiriyorsun. Bunu yapan adam yani böyle müthiş şeyler falan yapmıyor yani. Şu an bizim yaptığımız şunun gibi bir şeyler yapıyor. Şu. Zip. Tamam. CSV ama önemli. Bakın CSV, XML, config. Bunlar daha da önemli. Kesinlikle. Bunlarla çok her zaman uğraşacaksınız. Zaman yüzümü göstereyim ben ya. İnternet sorunumuz da çözülüyor. Sorunuz var mı? Herkes verim araştırmaya girdi sanırım hocam. Ben de şeyi soracaktım hocam. Nasıl pekiştirebiliriz bu XML bilgimizi? Yani nasıl bir çalışma yolu izleyelim? Öncelikle o verdiğim web sitesindeki gibi w3schools.com oradan mutlaka bir okuyun. Yani doğal olarak hepsi size yabancı gelecek.
Bu da ayrı. Ama bir mantığını anlayın. Yani XSLT ne, XST ne, XML ne öncelikle. Kendi XML yapılarınızı kurabilirsiniz. Kendinizle alakalı bir plan yapın mesela. İşte o zaman ödev gelsin direkt. Bak. Şöyle yapalım. Ödev 1. Bir tane Python uygulaması. Bu konsoldan çalışır, sorun değil. Şu ana kadar yaptıklarımız. Kullanıcıdan bilgi alacak. Bu bilgiler en az 10 tane olabilir. En az 10 tane bilgi alacak kullanıcıdan. Ve bunları XML olarak saklayacak. Tamam, daha önce bunu ilk dersi miydi? JSON olarak vermiştim mesela. En az 10 tane bilgi. Siz belirleyin ne olacağını, karmaşıklığını falan. Ve bunları XML'e saklayacak. O yapıyı da gene root eleman şeklinde yapacaksınız. Zaten yapmak zorundasınız. Format gereği. Ve onun içerisinde bir de konsoldan bazı bilgileri bulabilme imkanı verin kullanıcıya. Yani siz kendiniz gibi düşünün. Diyelim ki en az 10 tane bilgiyi girebileceğim bir alan oluşturdum. Tamam, kullanıcı bilgisini giriyorsun. Masaüstü uygulaması gibi düşün. Ekranda veri giriş alanları falan var. Adı, soyadı, şuyu, buyu. Ha, bir otomobil bilgisi de olabilir. Sen neyi seviyorsan o. Ya da başka bir şey, aklına ne geliyorsa, sınır yok. Ve ama birden fazla veri girişi olabilmesi lazım. Döngü kullanacaksın demek bu. Yani birisi bittiğinde kayıt işlemi, sonra tekrar yeni kayıt ettiği gibi bir şey sorduğunu varsay. Bunu yaptık Tom'la örneğin. 10 tane gene sordu, gene kaydettin, gene sordu. Böyle 5 tane kaydettin. Sonra ihtiyacın olan şey mesela arama yapmak. Örneğin ben kendi basit örneğimden söylüyorum. Diyelim kullanıcı adına göre arama yapacaksın. O XML içindeki kayıtlarda. Bunu yapabiliyor olman lazım. Konsol uygulaması üzerinden. Yani ben username yazdığımda diyelim Cihan Özhan, bana örneğin username Cihan Özhan olan kaydın e-mailini getirsin. Adını soyadını getirsin. Birleştir yaz ekrana. Bunun gibi XPath kullanabileceğiniz bir şeyler yapın. XPath. Diğerleri çok çok kritik değil. Ne olduğunu bilin. Ama XPath önemli. Ve kendi kurduğunuz bir XML yapısı, veri kaynağı oluşturmak önemli. Ona bir şeyler yazmış olmak, ondan okumuş olmak. Bu Python ya da diğer diller fark etmiyor. Bu yapıyı anlamanızı sağlar. Tamam. Hocam bir şey sorabilir miyim ben size? Sormaya çalışıyorum. Önce bir isim söylersin Büşra. Tabii hocam. Büşra Göktaş ben. Hocam bizden hani bir şey yapmamızı istiyorsunuz da uygulama. Biz bunun tasarım kısmını XML olarak mı yapacağız? İlk önce onu sorayım. Bir de veri bağlantısını nereden yapmamızı istiyorsunuz? Çünkü ben PyCharm'da sizin dediğiniz gibi bir uygulama yapmıştım ama hani veri bağlantısı olarak SQLite kullanmıştım. Yani arayüz olarak da başka bir program kullanmıştım. Hani, sen QT sorusu soruyordun değil mi? Aynen. Hocam QT'den yapmıştım ve PyCharm kullanarak yapmıştım. Hani şu an Visual Studio Code kullanmamız gerekiyor. Arayüz olarak başka bir program mı kullanacağız ya da XML mi kullanacağız? Orasını anlamadım. Bir de sen, hani veri bağlantısı yapacağız mı? Bir de onu sorayım. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bu senin için geçerli. Diğer arkadaşlar QT desktop vesaire henüz kullanmadığı için sen kullandın ama kendi üniversite çalışmandan dolayı. Sen QT ile yap bunu. Yani konsoldan değil SQLite de kullanma. Kullanıcı UI'den, GUI'den en az 10 olmak kaydıyla veri girişi yapsın bir şekilde. Orada biraz zorla kendini ama. Yani QT'de de kendini geliştirmek için. QT'nin zaten UI tarafı XML tabanlı ya. QML var mesela.
QML de aynı şekilde XML tabanlıdır gibi düşün. Mesela Microsoft tarafında WPF var. Windows Presentation Foundation. O da mesela XAML UI kodlaması yapılabiliyor. İşte Qt'nin Microsoft tarafı gibi düşün. İkisi de çok güçlüdür. Birisi open source, öbürü Microsoft ürünü. Mesela WPF'de de XAML vardır. XAML. Orada da standart aslında XAML'dir. İşte Qt'de de QML var. QML de aslında XML standartlarına dayanır. O yüzden mesela Android'in UI kodlaması ya da herhangi bir diğerleri de aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam Android öyle UI kodlamasını mesela XML tabanlı bir UI diliyle, markup diliyle yazıyorsunuz gibi. Yani XML'i bildin mi çok fazla yeteneğin oluşuyor aslında. O yüzden zorlayın açıkçası. Ben mesela XML'i bildiğim için WPF'i çok hızlı öğrendim. 10 yıl önce falan. XAML vardı çünkü. XAML çok karmaşık bir yapı. Ama temel kurallar XML. WPF'i çok iyi öğrendiğim için Silverlight teknolojisi vardı o zaman. Şimdi öldü. Adobe Flash'tan çok daha güçlüydü falan. Onu da çok hızlı öğrendim. O da web tarafıydı. Sonra Microsoft Windows Phone çıkardı. Mobil uygulama. UI tarafını XAML'la yaptı. WPF teknolojisi. Silverlight ile. XAML'la yaptı. Bu sefer mobil uygulama tarafında da çok güçlü oldu. Kısa sürede. Ve o zaman işte Kuveyt Türk'ün mobil uygulamasını yazmıştım. Windows Phone native yazılacaktı. Ben yarım çatır çatır yazdım yani. 10 binlerce satır kodu. XAML tabanlıydı kurallar. Daha karmaşık ama temel kurallar XAML. Siz de yapabilirsiniz. O yüzden Büşra sen dediğim gibi şeyde yap. Qt'de GUI olarak. Diğer arkadaşlar konsoldan yapabilir mi? Evet, güzel örnek. Ayşe. Soru var mı başka? Ben çay içeceğim ya. Biraz çalışayım. Hocam peki 10 tane veri giriş olsun dediniz ya. Bunu kastettiğiniz adı, soyadı, maili, yaşı. Bunu mu kastediyorsunuz hocam? Veri yani giriş olarak. Belirlemeni söylüyorum aslında. Tamam hocam. Kendi senaryona göre yani bana bırakma. Kaydı da durduruyorum.